Herkese merhaba. Ben Doktor Engin Ural. Ee, bu yaz gününde, yazın son ayında diyelim. E, Tüccar İstanbul olarak merhaba demek istiyoruz. Aslında Tüccar İstanbul merhaba derken kimi kastediyorum? Başta e, yönetim kurulu başkanımız Sayın Ahmet Gül ve yönetim kurulu üyeleri adına merhaba diyorum. Bu hafta arka arkaya e, sizinle üç tane e, webinarımız olacak. Böyle bir karar aldık. Üç tane webinar yapacağız. Ee, ilk webinar bugün benle başlıyor. Daha sonra sevgili Barış Ata, daha sonra sevgili Funda Güngör e, ayrı ayrı 3 webinara moderatörlük yapacaklar. Bugünkü bizim webinarın konusu e, hormonları konuşalım dedik. Östrojen, progesteron her gün konuştuğumuz, elimizin ayağı olan, elimiz ayağımız olan, çok kullanılan ilaçları bir gözden geçirelim dedik. E, öncelikle Sponsor firmalara çok teşekkür ediyorum. Ee, siz de görüyorsunuz şeyinizi, e, logolarını görüyorsunuz. E, Merk, Astellas, Exertis, İrsalar, Penta e, bu 3 webinara e, sponsorluk yapıyorlar. Bu zor günlerde çok çok teşekkür ediyorum. E, Tüccat İstanbul Yönetim Kurulu adına. E, ayrıca sevgili figür Ali Bey ve ekibi e, bize teknik destek e, ee, öncesi ve sonrası mutfağı hazırlıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar her zaman olduğu gibi. Size teşekkür ediyoruz. Ee, bu akşam bizi yalnız bırakmadınız. Ee, hep beraberiz. Şimdi bu akşam iki tane hakikaten özel konuğumuz var. Konuya çok hakim. Ee, birisi benim abim. Cerrahpaşa'da 30 yıl beraber çalıştık. Sevgili Hakan Seyisoğlu. Ee, Hakan abi, Hakan abi hitap ediyorum. Çünkü yıllardır öyle diyorum. Bu da değişmedi. Umarım değişmeyecektir de. Hakan abi menopoz konusunda Türkiye'deki en iyi isim diyebiliriz. Hepimize menopozu öğreten insan. Ee, hala da mücadele ediyor bu konuda. Her ne kadar menopoz yara dağılsa zaman zaman. Aynı zamanda Sayın Hakan Seyisoğlu'nun e, tek kızı var. O kızı da e, bu sene üniversite imtihanında dereceye girdi. E, Hakan abi yere yerleşti mi kız? E, tercihlerini yaptı yerleşecek inşallah. Herhalde ee, Cerrahpaşa'ya gelecek değil mi Hakan abi? Büyük e, evet öyle. Cerrah Paşa İngilizce çünkü evet. çok iyi bir derece yaptı. Kendisine ve sevgili annesi Hafize son tebrik ediyorum. Teşekkür hepimizin, ederim Engin'ciğim sağ olasın. Rica Hepimizin istediği bir şey bu çünkü. Doktor anne baba olarak. Ümit Hoca benim arkadaşım, kardeşim. 25 yıldır yaklaşık değil beraber çalışıyoruz. Ümit Hoca İzmir'de özel bir tükbek merkezinde çalışıyor. Ama hani reprendoyu iyi bilen e, az hocadan biridir Türkiye'de. Ondan da rica ettik. O da İzmir'den bize eşlik edecek. Ben ilk önce izin verirseniz konuya başlamak açısından bir birkaç slide göstereceğim size. Sonra da konuya devam edeceğiz. Bilmiyorum slaytları görebiliyor musunuz? Tamam, tamam. Ee, şimdi öncelikle bilmiyorum kaç kişi genç e, asistan veya uzman bu slaytı göstermek istedim. progesteronlar bu akşam konuşacağız. Ee, bu slaytı ezberlemek lazım. Biz bu slaytı göre göre hazırlığı hazırlığı ezberledik. Progesteronlar iki ayrılığı görüyorsunuz. Progesteron türevleri, testosteron türevleri görüyorsunuz. Birinci kuşak, ikinci kuşak. Şöyle bir göz gezdirin. Ee, burada sadece ilave edeceğim. Dionegas ve Drosperon'un e, kimliğine göre dördüncü kuşak e, O olarak da kabul edilen e, progesteronlar. ikinci kuşak ve üçüncü kuşak, dördüncü kuşak da böyle devam ediyor. E, bundan sonra slaytım bugün konuşacağımız bol bol e, doğum kontrol hapları. Bunlar Türkiye'deki doğum kontrol hapları. E, ticari ismi görüyorsunuz. İlk çıkan 79'daki mikrogenon, sonra 30 mikrogram, 20 mikrogram mirolon, 95'te görüyorsunuz. Ee, çok az maalesef ilacımız var. Diğer Avrupa ve Amerika'ya göre. Ee, bir tane tarih hepsi e, etilin östü Sadece Clarista östü içeriyor. 20 mikrogram düşük doz dediğimiz ve 30 mikrogram e, dozlarla Türkiye'de piyasada var. Şimdi östrojen deyince Neler östrojen Türkiye'deki preparatlar? Klimara band var, fortu var biliyorsunuz bunlar pet şeklinde. Östrefem tablet var, femijel var, yine östre diyor ve vagifem vajinal tablet şeklinde var Türkiye'de. Progesteronlar, progestinler diyebiliriz. Subkutan var, intramüsküler var, kapsül şeklinde var, jel şeklinde var. Biliyorsunuz depo, proton depot var, Orgometril var, vizan var, dionemet var, dufaston var, Primorit var, Krinonjel var ve Tarlusal var. Bunlar e, Türkiye'deki projesinler. Peki kombine hangi preparatlar var? programı var. Görüyorsunuz yanında içeriklerini. Aktivelle var, Kliogest var, Trisekoyans var, Klimen var, Diana var. Diana'nın da iki tane alt benzer e, ismi söz konusu. İşte bunlar bugün konuşacağımız. Ben bir özet yapmak istedim. Şimdi sevgili Hakan Seyisoğlu menopozda başlayacak. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Engin'cim. E, ben e, her şeyden evvel e, Jinekoloji Derneği'nin TİJOD'un İstanbul Şubesi Başkanı e, değerli arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Ayrıca da e, bu e, konuşmayı, bu oturumu e, düzenlediğin için de e, emeklerine sağlık diyorum. E, konuşmamı... Pardon. Konuşmamı bu teşekkürle açtıktan sonra slaytlarımla devam edeceğim. Bir de katılımda olan bütün arkadaşlarıma, meslektaşlarıma da ayrıca teşekkürler. Benim konum menopoz. Burada hormonları konuşacağız sizlerle. Ee, tabii bizi ilgilendiren ana hormon östrojen, e, bunun yanında progesteron ve kısmen de androjenler var. Ama konumuz büyük ağırlıklı östrojen ve progesteron üstünden gidecek. Burada e, çok e, ileri düzeyde bir detaya girmeyeceğim ama kritik özelliklerden bahsedeceğim. Özellikle bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Çünkü e, zaten e, Engin'in de söylediği gibi, e, menopoz konusunda özellikle hormon replasmanı konusunda e, oldukça bir sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. E, ama en, en azından uygulanacağı zaman hangi özelliklere dikkat edelim, e, nelere bakalım bunları e, sizlerle burada paylaşmaya çalışacağım. Umarım sesim geliyordur. E, bir. Bir kere her şeyden evvel e, biz menopozal hormon tedavisinde ne zaman endikasyon veriyoruz? Yani her kadın kullanmalı mı? Kesinlikle hayır. Peki kullanmamız gerekiyorsa e, korkalım mı? Buna da hayır. Bu bir tedavidir ve endikasyon konuluyorsa, uygun endikasyon konuluyorsa tedavi edilmesinde herhangi bir sakınca olmayacağını bir kere hatırlatmak istiyorum. Günümüzde kabul edilen e, ana endikasyonlar slaytta da gördüğümüz gibi özellikle yaşam kalitesi parametreleri üzerindeki değişimler bunlar işte vazomotor semptomlar ki yüzde 85'lere kadar çıkabiliyor bunların görünme oranı ve en çok rahatsızlık nedeni olarak bunu görüyoruz zaten hastalarımızda psikosomatik bozuklukları görüyoruz özellikle uykuyla ilgili sıkıntıları görüyoruz. Metabolik değişimleri görüyoruz ve seksüel ve erogenital yakınmaları, yani atrofik yakınmaları görüyoruz. Bunları bunlar bütün dünyanın şu anda hormon replasmanı için menopozda hormon tedaviinin verdiği indikasyonlar. Daha önceden e, kardiyovasküler olsun, kemik doku olsun, bunlar üzerine de indikasyon veriyorduk ama şu anda bunlar primer indikasyon olarak kabul edilmiyor. Ama tedavi olarak uygulamaya başladığınızda şüphesiz bu iki önemli sistem üzerinde de olumlu etkiler görüyorsunuz. Sadece bunlar mı değil şüphesiz. E, aynı zamanda da e, özellikle nörolojik sistem e, ve e, diğer bütün dokulardaki östrojenin etkisinin devamı konusunda genel mortaliteye yansıyan sonuçlarda olumlu neticeleri görüyorsunuz. Ama şu anda kısıtlı indikasyonlarımız dönemimizde bunlar. Burada bazı sorulara cevap vererek gideceğim. Bunlardan bir tanesi ne zaman başlayalım? Başlama erken dönemde olacak. Bu kesin artık. Menopozdan en geç 10 yıl sonrasına kadar yani son adet kanamasından 10 yıl sonrasına kadar başlanabileceği iddia ediliyor ise de bu sürenin 5 yıla kadar çekilmesi daha uygun görülüyor. Bizim e, e, ekolümüzde de genellikle 5 yıldan sonrasında başlamayı pek tavsiye etmiyoruz. Bu nedenle geçiş döneminde başlanması çok önemli. Eğer başlayacağınız yaş 60'ın üzerindeyse de buna da izin yok. E, en geç başlama yaşınız 60 olacak. Yani sonuçta menopozdan sonra geçirilen süre ve yaş e, sınırı 60. Ancak tedaviye başladınız ve devam ediyorsunuz. Tabii ki 60 yaşını geçeceksiniz. Bunlarda 60 yaş sınırı yok. Burada yanlış anlaşılma oluyor. Çünkü 60 yaşına geldiği zaman tedavi kesecek miyiz sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Hayır. Tedavi başlanmışsa yaş sınırı yok. Kısıtlama yok. Ne zamana kadar kullanılacak sorusuna da şu şekilde cevap veriliyor. Hastanın isteği yani durumu kontrol edilerek ee, herhangi bir zamana kadar kullanabilirsiniz. Zaman sınırlaması kabul edilmiyor artık. Peki hangi östrojen ve hangi progesteronu kullanalım? Bunlar da önemli. Bunların içerisinde östrojen'e bakacak olursak, burada tartışmaya gerek yok. Vücudun kullanmakta olduğu östrojen, yani 17 beta östradiol. Bu kesin. Diğerlerine girmek istemiyorum. Ee, çok detaya girmiş olacağım ancak 17 beta estradiol e, metabolik olarak vücudun tanıdığı organizmanın tanıdığı bir hormon olduğu için doğal form bir hormon olduğu için bir kere metabolizması kolay ve bazı metabolik sistemlerde Etkisi, e, yan etkisi e, diğer östrojenlerde olduğu kadar değil. Bu sebeple e, 17 beta östrodiolun burada yazdığımız konularda özellikle trigliserit e, özellikle insülin direnci, renin anjiyotensin sistemleri ki bunları çok fazla etkilemiyor. Oral kullanırsanız tabii ki etkileyecek ama e, diğer östrojenler kadar etkilemiyor. Bu yüzden önemli metabolik etkiler ve üzerinde e, avantajı var. Bu sebeple... Birinci tercihimiz 17 beta östradiol. Peki progesterona gelelim. Aslında progesteron ya da progestagen. Menopozal hormon tedavisinde e, ayarlamanın yapıldığı en önemli hormon olarak diye kabul edebiliriz. Yani e, menopozal hormon tedavisinin sanatını ayarlamak progesteron ya da progestageni ayarlamaktan geçmektedir. Engin de e, bahsetti biraz evvel. Burada bizim için önemli olan progesteron e, agonistik etkisidir. Ancak hepimiz biliyoruz ki progesteronun ya da e, sentetik e, progestagenlerin e, diğer metabolik etkileri de bulunmaktadır. Bunu ayarlayabilirsiniz hastanın durumuna göre. Ama menopozda bu ayarlamayı çok fazla yapmıyoruz. Bizim için önemli olan saf agonistik etkinin olmasıdır. Bu da iki tane progesteron da var. Birisi mikronize progesteron, doğal progesteron. Bir diğeri de dihidrogesteron dihidro, e, dediğimiz bir madde. E, Burada da görmekteyiz, değişik progesteronların metabolik etkilerini görmekteyiz. Burada bizim için en önemli olan etki progestegen ve olumsuz yan etkilerinin minimize olmasıdır. Yine dönüp dolaşıp bu iki maddeye geleceğiz. Progesteron bir de suçlandığı önemli nokta var, bu da meme kanseri. Hepimiz biliyoruz ki tek östrojenin meme kanseri üzerindeki etkisi oldukça düşük ve yok kabul ediliyor artık. Ee, ama progesteronu ilave ettiğiniz zaman belirli oranda meme kanserinde bir artış görmektesiniz. Burada etki eklediğiniz progesteron ya da progestagen önemli. Ee, kültürlerde yapılan e, çalışmalar var. Burada proliferasyon ve apoptozis yani bu etkileri e, çok iyi dengeleyen bir hormon kullanmanız gerekiyor. İşte burada görüyorsunuz. Östrojen ve medroksi progesteron asetat senelerdir kullanılan progesteronlardan bir tanesi Noretindron asetat e, dionegest bunları görüyorsunuz ve burada sarı olarak gördüğümüz ki bu e, doğal progesteronu kullanmaktayız Doğal progesteronu kullandığımız seviyeyi bir kabul edecek olursak progesteron ve didrogesteron kombinasyonu yani östrojen artı doğal progesteron ve östrojen artı didrogesteronun Lidrogesteronun e, bu oranı en iyi şekilde uyguladığını görmekteyiz. Ve meme kanseri kültürlerinde apoptozis yönünde etki göstererek oldukça düşük bir proliferasyon etkileri var. Klinik yansımalarına baktığınız zaman e, Fransız ve Fin çalışmaları, Finlandiya çalışmaları çok önemli. Gerçekten şunu görmekteyiz, bu hormon kullanmayanları bir kabul ettiğimizde ee, mikronize progesteron ya da dihidrogesteron kullananlarda herhangi bir değişiklik olmadığını meme kanserinde ki her iki çalışmada da görmektesiniz ama diğer progestageni devreye sokarsanız o zaman meme kanseri e, gelişimini arttırdığını gözlüyorsunuz. Demek ki... Ee, hormon tedavisinde meme kanseri ile ilgili risk düzeyi seçilen progesteronla yakın ilgilidir ve burada da en güzel hormon progesteron olarak mikronize doğal progesteron ya da e, dihidrogesterondur. Ee, peki sadece bu mu? Venöz tromboemboli riski üzerinde de etkisi var progestagenlerin. Ama burada esas etki tabii şüphesiz östrojende. Şimdi östrojene baktığınız zaman belirgin olarak yüksek görüyorsunuz ama sadece progesterona. Progestagenlere baktığınız zaman e, özellikle yine bu iki e, maddenin karşımıza çıktığını görüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi didrogesteron, biri de mikronize progesteron. Bunlar da tromboemboli riski oldukça düşük diğer progesteron türevlerine göre. Dolayısıyla tercih edeceğimiz iki önemli progesteron ya da progestagen, biri mikronize progesteron yani P4 ya da didrogesteron. Peki hangi kullanım yolunu uygulayalım? Ee, oral mi, parenteral mi? Burada e, kısaca söylemem gerekirse parenteral kullanımda düşük doz kullanıyorsunuz, karaciğer engelini aşmış oluyorsunuz ve karaciğer engelini aşmak için dozu yükseltmenize gerek yok. İkincisi... Karaciğerle engeline takılırsanız karaciğerle ilgili metabolik yan etkileri fazla görüyorsunuz ve östron ağırlıklı bir östrojen karşınıza çıkıyor. Bu da sistemde her yerde e, e, östrojenik etkinin yüksek olmasına sebep olabiliyor. Ancak parenteral kullandığınızda daha düşük dozda bir e, etki görüyorsunuz ve karaciğerde yüklenme yapmadığınız için metabolik yan etkileri daha az görüyorsunuz ve östradiol biyoyararlanımını parenteral tedavilerde daha yüksek gözlüyorsunuz. İşte bütün bunları özetleyecek olursak karaciğerle ilgili bir probleminiz var. Ya da trigliserit düzeylerinde yükselme e, şüpheleniyorsanız, özellikle metabolik sendrom gibi bir hasta karşınızda duruyorsa şüphesiz ilk tercihiniz parenteral tedavi olacaktır. Bunun yanı sıra hipertansiyon, laktoz intoleransı ki bağırsaktan eminim açısından absorpsiyon bozukluğu, koagülasyon bozukluklarında ve safra taşı oluşumlarında e, transdermal sistemlerin ya da parenteral sistemlerin yan etkisi kabul edilmiyor. Venestrombo emboli riskini arttırmıyor parenteral kullanırsanız. Bu yapılan bütün çalışmalarda gözlüyorsunuz bunu. Ee, özellikle oral kullanımlarda belirgin bir risk artışı gözlüyorsunuz anlamlı olarak ama buna karşın parenteral kullanıyorsanız bu risk artışını görmüyorsunuz. Grafik şeklinde yaparsak değişik çalışmaların toplandığı Mükin e, yapmış olduğu bir çalışma var. Burada da bariz bir şekilde görüyoruz. Tüm çalışmalarda parenteral kullanımda venöz tromboemboli riski e, anlamlı bir şekilde etkilenmiyor. Diğerlerinin yanında Peki sadece bu mu? Migren. Migrenli bir hastaya hormon uyguluyorsanız en büyük sıkıntılardan bir tanesi de budur. Uygulama yolunuz şüphesiz parenteral olacaktır. Çünkü gerek frekans gerek migrenli geçirilen gün sayısının parenteral uygulamalarda daha iyi olduğunu gözlüyorsunuz. Peki, transdermal sistem, parantel olarak en çok kullandığımız sistem. Bunlar e, rezervuar, eskiden kullanıyorduk. E, üç günlük uygulama şeklindeydi. Günümüzde kullanılan matriks ya da jel formları var. Matriks sistemler yüzeyi ölçüsünde hormon veriyorlar e, ciltten. E, günümüzde kullandığımız e, matriks sistemler genellikle günlük 50 mikrogram östradiol veriyorlar ve haftalık değişimleriyle uygulanıyorlar. Jel formları ise yüzde %1'lik jel formları var. E, tek pas uygularsanız tek pasta e, yaklaşık yarım gram jel veriyorsunuz. E, klasik standart değere ulaşabilmeniz için 3 pas uygulamanız lazım. Avantajı ne? Pas sayısını değiştirerek doz ayarlaması yapabiliyorsunuz parenteral kabul edilebilecek olursa eğer e, parenteral e, yollardan birisi de vajinal diyebilirsiniz ancak vajinal yol sistemik tedavi için kullanılmaz. Çünkü e, 15 gün devamlı bir kornifikasyon sağlarsanız vajinadan emilimi durur. Bu sebeple bu yol daha çok ürogenital yakınmalar üzerinde etkili bir yoldur. E, bu yönde uygulayacaksanız eğer e, hormonu vajinali kullanabilirsiniz. Ama sistemik tedavi için vajinal yol kullanılmaz. Protokollere gelelim. Protokollerde ise e, işte monoterapi yani sadece östrojen ya da sadece progesteron kullanımları. Bu daha çok e, histerektomize kişi. Ya da endometriozis nedeniyle isterektomi yapılmamış, başka nedenlerle yapılmış kişilerde tek östrojen kullanıyoruz. Bu bizim için avantajlı bir yol. Kombine tedaviler bizim için dediğim gibi önemli. Burada progresyon etkilerini gördük biraz evvel. Ya kesintili kullanabiliyoruz, ya da continuous kullanabiliyoruz, ee, devamlı kullanabiliyoruz. Kesintileri de çoğunlukla östrojeni kesmeden non-stop kullanıp progesteronu kesintilerle uyguluyoruz. Bunlar e, çoğumuzun bildiği şeyler. Burada önemli olan progesteronu kullanma süresi, dozundan ziyade süresi. Endometrial koruma için uyguladığımız için progesteronu, bunu aylık bir tedavi içerisinde minimum 12 gün kullanmak tercih edilir. Çünkü endometrial profilaksiyi o kadar sürede yapıyor. Eğer doğal progesteron ve doğal östrojen kullanıyorsanız da, bunu 2 e, e, miligramlık bir östradiol oral ya da 50 mikrogramlık bir parenteral östroje, östradiol kullanıyorsanız endometriyat profilaksi yapmanız için kesintili tedavide bahsettiğim gibi 200 miligram doğal progesteron bu da 10-14 gündese de 12 günden aşağı düşmemeniz gerekiyor. Kesintisiz tedavide ise günde 100 mg micronized progesteron kullanabiliyoruz. Micronized progesteron günümüzde Tablet formları olmasına karşın jel kapsül formları bunu biz vajinal yolla parenteral şekilde de kullanabiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Sonuçta hormon replasman tedavisi ya da menopozal hormon tedavisi algoritmine şöyle kısaca bir bakacak olursak bu tedavi için e, karar verdiğinizde hastayı kişisel olarak değerlendiriyorsunuz. Bahsettiğim indikasyonları taşıyorsa... Ee, o zaman tedaviye geçeceksiniz. Ama kontrendikli bir durum söz konusuysa o zaman tabii ki tedavi vermiyorsunuz. Tedaviye geçiyorsanız temel kontrol ve tetkikleri yapıp PRT'ye başlıyorsunuz. Histerektomi geçirmiş bir kadın karşınızda duruyor ise ve bu histerektomi e, geçirmiş kadında endometriozis yoksa o zaman tek östrojen kullanabiliyorsunuz. Ancak endometriozis nedeniyle ameliyat ettiğiniz ya da endometriozis olduğunu düşünüyorsanız o zaman progesteron ilave etmeniz gerekiyor. Eğer uterus intakt ve amenore 2 yıldan düşükse yani hasta karşınızda genç ve yeni geçiş dönemindeyse kesintili tedavi tercih ediliyor. Neden? 1. Kesintili tedavi uyguladığınız zaman kognitif ve uyku fonksiyonlarını düzeltiyorsunuz. E, kontinüs tedavide bunu görmüyorsunuz. Bu ne sebeple? Genç yaş grubunda geçiş döneminde kesintili tedavi uygulamanız bu fonksiyonlar açısından önemli. Bunu nasıl görüyorsunuz? Tedavi verdiğiniz kontinü kullanıyor kadın ve şikayetleri geçmediğini ifade ediyor olabilir. Özellikle son zamanlarda Alzheimer üzerindeki etkiler açısından da kesintili tedavi öneriliyor. Yani o siklusu taklit etmek zorundasınız o, fonksiyonlar açısından. Amenore uzun süre gitmişse ya da kesintili tedaviye artık yanıt alamıyorsanız o zaman kesintisiz tedaviye geçiş yapacağız. Ee, bir vaktimiz varsa bir dakikada bu bir özdeşlerden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, konsensüsler ve FDA tarafından önerisi e, netleşmiş değil. Çünkü verdiğiniz tedavide bu hormonlar birbirlerine vücutta dönüştüğü için kontrol edememe gibi bir durumunuz söz konusu. Ama günümüzde kullanılıyor mu? Evet. Bunu savunanlar var mı? Evet. E, gereğinde iyi bir tedavimi? Evet. Bunlar e, östrojenin değişik formları progesteron, testosteron, detropamdrosteron çeşitli oranlarda veriyorsunuz. E, bu konuda FTE'nin onayı olmamasına rağmen tek bir jel kapsül içerisinde östradiol yani 17 beta östradiol 1 mg ve mikronize progesteron 100 mg kombinasyonu FTE'den bir özdes tedavi grubunda kabul edilir onayını aldı ve günümüzde kullanıma çok daha yeni geçti. Bu şekilde de kabul edilen bir tedavi şekli günümüzde var. Umarım bu ilaçlar bize Türkiye'de gelir, kullanırız. Ama Biyo özdeş tedavi özellikle e, seksüel fonksiyon, kognitif fonksiyonları olan, e, kayıpları olan kişilerde uygun bir şekilde düzenlendiği takdirde kullanılabiliyor. E, ve bunlar da yine hep doğal fonlar üzerinden gidiyor. Sabrınız için çok teşekkür eder, saygılarımı sunarım. E, Engin'e e, mikrofonu bırakalım. Buyur sevgili Engin. Teşekkürler Arkın Hoca. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Daha, özet için. Aa, ben birkaç soru bu arada hemen soracağım ama sevgili Tolga sormuş. Tolga Karacan, Bağcılar Eğitim Aşıma'dan. Tolga diyor ki, istiyoktörünü geçiren hastalarda meme koruma yönelik neden östrojene mikronoza progresyonu eklenmiyor? Fransız çalışmasında meme için en iyi doğal koruma, doğal östrojen ve doğal progresyon kombinasyonu olarak görülüyor. Yani histerektomize geçirmiş kadında neden tekrar progesteron vermiyoruz diyor Hakan Hoca. E, o çalışmadaki e, proge, doğal progesteronda bir rakamsal olarak düşüklük görüyorsunuz ama istatistik, e, istatistik olarak bir anlamlılık yok. Bu sebeple e, progesteronun e, metabolik etkilerinden uzaklaşmak için kullanılmıyor. Yani oradaki o çalışmada rakamsal düşük görüyorsunuz ama istatistiksel olarak anlamlılık yok onda. Dolayısıyla etki etmediği kabul ediliyor. Burada önemli olan primer olarak vermemiz gereken hormon zaten östrojen. Bir de herhalde şunu söylemek lazım Hakan abi bizim yaşımızda sevgili Tolga'ya. Şimdi 20 yıl boyunca bütün öğrendiklerimiz biz bir günde e, e, iptal ettik. Yani bir çalışma iki çalışma bu işlerde o kadar çok e, damla gibi oluyor ki deredeki veyahut da denizdeki gibi. Onun için mutlaka evet. bunların konfirme edilmesi lazım. Birkaç yerde görülmesi lazım. Ondan sonra bizim dememiz lazım. Evet. Dediğim gibi biz 20 senede menopozun nasıl te tepe tepetaklak olduğunu kendimiz gördük bir nesil olarak. Evet. Orada bahsedilen çalışmalar bayağı güçlü çalışmalar aslında. E3 End Study dediğimiz ya Fransızların falan çalışmaları var, Finlandiya çalışmaları var. Çok büyük vakalar, çok büyük seriler. Ama dediğim gibi eşit kabul ediliyor. Yani tek östrojen, östrojen artı doğal progesteron eşit olarak kabul ediliyor. Burada daha çok histerektomize olmayan kadınlarda tercihi düşünecek olursanız bu şekilde kullanmak daha iyi. E Gazi Yıldız diyor ki meme kanserinde koruyucu olarak bir Mirena kullanabilir miyiz diyor. Meme kanserinde. Meme kanserinden koruyucu olarak. Meme kanserinden koruyucu olarak. Herhalde bir şey sormak istemiş. Yani Mirena'da progesteron olarak kullanabilir miyiz? Ee, şimdi Mirena ile normal meme hastada. Kanser... Normal hastada Mirena normal. ile meme kanseri arasında ki bağlantı bunu bütün çalışmalara açıklıyor artık ilgisi var aslında. Progresyon olarak düşünüyorsanız meme kanseri üzerinde olumsuzluk açısından Mirena'nın bunda etkisi var. bunu yapılan çalışmalar, hatta o milyon kadın çalışmasında da çok net çıktı. Yani sadece memeyi koruyayım diye, meme kanserinden korunayım diye riskli bir hastada Mirena takalım. Bu nedenle e, Mirena da bizde meme e, riskinden uzaklaştırır diye bir görüş kabul edilmiyor. Yani siz progesteronu veriyorsanız gerek Mirena şeklinde gerek diğer progesteronlar şeklinde uygulayacaksanız ki Mirena'nın içindeki progesteron bayağı güçlü, levonorgestrel var içerisinde e, memeyi koruyalım diye Mirena takılma günümüzde kabul görmüyor. Yani ben Eğer şöyle söyleyeyim. Hakan Hoca şöyle söylüyorum. Hastada oral veya parenteral östrojen verdiniz. Artı Mirena uygulamasını uygun görmüyorsunuz. Hangi kadın için söylüyorum? E, meme kanseri riski taşıyan kişide. Yani meme kanseri taşıyor ve bu kişiye ben hormon kullanırken dikkatli gitmem gerekiyor ve progesteron seçerken de dikkatli gitmem gerekiyor derseniz o zaman Mirena'yı değil daha çok doğal progesteron ya da hidrogesteronlara gitmeniz gerekiyor. Ümür hoca sen ne diyorsun bu konuda? Sonuçta e, lemonorgestrel de e, emiliyor. O, dolayısıyla e, bunu da yatmak mümkün değil. İlk başlangıçta o amaçla çok büyük umut vaat etti. E, fakat sonrasında anlaşıldı ki e, o da emilebilen bir progesteron e, ki ülkemize düşük dozu maalesef henüz yok. E, i̇nşallah gelir. E, bu anlamda hani o çok rahat çok güvenli demek mümkün değil. Tek başına Mirena'nın da meme kanseri riski bir miktar arttırdığını biliyoruz değil mi? Tek başına Mirena'nın da. Evet. Ee, burada ben şunu söylemek isterim yalnız. Ee, Mirena takılı iken normal ve herhangi bir meme kanseri riski taşımayan bir kadın karşınızda ise tabii ki uygulanır. Bunda bir sıkıntı yok. Yani Mirena'sı takılı geçiş periyodunda e, klimakterik yakınmaları başladı ve siz östrojen seçeceksiniz bu kadını. Bilalas'ın çekip doğal progesteron artı östrojen vermek zorunda değilsiniz. Buraya östrojen ilave edebilirsiniz. Benim bahsetmek istediğim meme kanseri riski taşıyan kadın için. Eğer siz anaya güve bu açıdan bu kadına kullanacaksanız o zaman, zaman progesteronu değiştirmeniz daha çok gerekebilir. Kaldı ki bu kadınlarda riskin derecesine göre belki hormon tedavisini de uygulamayabilirsiniz. Başka bir soru, da, da, soru daha var. Tolga Taşçı sormuş. Endometriyoz nedeniyle hisseleklama olmuş bir hastada, cerrahi menopozda. Kombine HRT verilmesinin kanıtı var mıdır? Kombine HRT'nin meme kanserini arttırdığına dair kanıt var halbuki. Şimdi e, burada e, kombine edilen, yani bunu e, Ümit daha iyi izah edecektir zaten e, büyük olasılıkla bize ama... Ümit'in bu konuda çalışmaları var çünkü... Endometrioziste, de dokunun e, progesteron kullanmadan tek östrojenle karşı karşıya kalması, e, kanser riskini arttırdığı yönde veriler var. Bu sebeple eğer endometriozis nedeniyle ameliyat ettiyseniz ya da ameliyat ettiğiniz kadında endometriozis odakları düşünüyorsanız o zaman progesteron verilmesi kabul ediliyor günümüzde. Ümit hoca bir şey ekleyecek misiniz? Ee, güzel soru, düz mantıkla bakıldığında gerçekten ama e, şöyle bir kere e, cerrahi geçiren hanımlar endometrioz cerrahisi genellikle maalesef erken yaşlarda oluyor. İşte ağrılar çocuk e, sistemi tamamladıktan sonra hemen overler de dahil e, ve uterusta da alınmak zorunda kalınıyor. Bu tür olgularda tabii erken yaşta nispeten göreceli olarak tırnak içinde konuşuyorum. Erken yaşta olduğu için bu olgulara bir şekilde genellikle hormon desteğini sağlamak zorundayız. İşte olay burada başlıyor. Yapılan araştırmalar göstermiş ki en iyi cerrahide bile bir miktar odaklar kalabiliyor ve maalesef son dönemlerdeki en büyük tedirginlik tek östrojen verilmesiyle birlikte bu odakların ee, ...tekrardan aktive olabilmesi... ...ama bunun ötesinde yani... ...reaktivasyonun ötesinde... ...bunlarda bir malin transformasyon... ...olabiliyor. Ee, yani peritoneal yüzeyden gelişen de... E, ...Clear Cell... E, ...ve diğer adeno... E, malfo, e, ...malinteler... ...söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla eğer verilecekse... ...ki bunun arkasında... ...rasyonel herhalde... ...nispeten genç yaşta olmaları olabilir... E, mutlaka kombine verilmeleri lazım. Kombine e, ko, kombine kontinü verilirken e, bunlara e, zararı en az olabileceğine inandığımız kanıtlara göre e, progestin ya da progesteron tercih edilebilir. Peki bu hastalığa kaç yıl boyunca biz progesteron herhalde beraber verelim? Bir süre mi verelim yoksa devamlı mı verelim kombine tedaviyi? Ümit Hoca. E, bu e, hastalarda e, Erken menopoz yani erken yaşlarda olduğu için klasik anlamda mutlaka o ülkenin ortalama menopoz yaşına kadar dolayısıyla ülkemizden bahsediyorsak yaklaşık 48 yaşına kadar e, vermemiz uygun olacaktır. Şunu, şunu sormak istiyorum. Progesteronu devamlı verelim mi östrojene sonra tekrar tek başına östrojene mi geçelim? Bunlar cerrahi menopoz ya. Ö, e, ama endometriyozu olgulardan bahsediyoruz. Evet. Evet, evet bunlarda progesteronu vermemiz lazım. Hakan Hoca? Ee, bunun kesin kanıtı yok. Yani bu bu hastalarda bu kadar süre e, östro, kombine tedavi uygulayın ondan sonra e, tek östrojene geçin e, diye hiçbir veri elimizde yok. Ama e, ne yapmak gerekir e, olayı mantıken baktığın zaman östrojen artı progresyon kombinasyonu veriyorsan ve bu odaklarında var olduğunu düşünüyorsan devam etmek. Sadece bir e, bir birkaç e, şeyde e, belli bir süre içerisinde e, bu ektopik odakların atrofiye uğradığı ve aktivitelerini yitirdiği konusunda birkaç veri ortaya çıktı ama ee, hani buna güvenip ben bir bir süre e, östrojen artı progesteron kombini olarak devam edeyim. Ondan sonra progesteronu keseyim. Yani bunda net olarak bunu bu şekilde yapın, bunu bu şekilde yapın, şu süreden sonra kesin diye bir e, tıbbi veri maalesef elimizde yok. Bilmiyorum senin bilgin var mı bu konuda Engin? Ben de Östüm. ben de küçük bir katkı yapayım. Her iki hocaya evet. ben katılıyorum. İlk yıllarda hatırlarsanız bir veya iki yıl kullanım denilir. Diye. Ondan sonra evet. tek başına tekrar östrojene geçelim. Evet. Evet. Fakat daha sonra bu kanser vakalarının daha sonra bunlardan çıktığı gösterildiği için şu an gösterilen şey yani kabul edilen teori kullanacaksanız hele e, Ümit Hoca'nın söylediği gibi erken menopozsa mutlaka mutlaka o yaşa kadar normal menopoz yaşa kadar kullanın ve aynı sanki isteklerimiz, isteklerimiz olmamış kadın gibi kullanın. Yani östrojen artı progesterona mutlaka devam edin. Fatih Durmuşoğlu hocanın bir katkısı var burada. Katılır mısınız bilmiyorum. Endometriyoz olgularında HRT indikasyonu sıcak basması ise tek başına progesteron verebilirsiniz deniyor. İngiltere'de hat flaş için progesteron ruhsatı var deniyor. Ne diyorsunuz bu konuda Hakan Hocam? Ee, tek başına progesteronun uygulanması bu e, olan kadınlar için konuşuyor mu yoksa e, endometriyoz olan Yok endometriyoz için konuşuyor anladım. hisektomi yok. histerektomi geçirmemiş. Bu kadınlarda tek başına progesteron uygulanması ki salatım tedavisi olarak geçer bu. Aslında İngiltere değil Alman ekolüdür bu. Yani Almanların uyguladığı bir ekoldür. Bu doğal, e, organizmadaki östrojenin karşılanmasını hedefler e, ne zamana kadar? Reseptörler inaktive oluncaya kadar. Yani e, sağladım tedavisi olarak kabul edin. Progesterona karşılıyorsunuz östrojeni ve e, uterus da yerinde kaldığı için ya da endometrial odakları düşündüğünüz zaman bunlar da e, bu odakların korunmasını da sağlamış oluyorsunuz. Yani Östrojen vermiyorum. Progesteron vererek bunu aynı zamanda endojen, östrojenik etkiden de uzaklaştırıyorum kanser açısından. Endometrium ya da endometrial dokuları düşünürseniz. Bir müddet sonra reseptivitenin düştüğünü görüyorsam yanıt olarak karşınıza şu çıkıyor. Hasta siklik tedavi uygulamanıza karşın adet görmemeye başlıyor adet görmemeye başlaması progesterin etki etmediğini yani reseptivitesinin artık düştüğünü, endojen östrojenik etkinin azalmaya başladığını gösteriyor. Amaç bu bu tedavide. Fakat buna karşı çıkan tedavi, buna karşı çıkan ekoller var. Eğer bu dönemde kadın şikayet yaş yaşıyorsa yani hipoöstrojenik şikayetleri varsa işte bazen yakınmaları abi. falan varsa <laughs> Eğer o, o takdirde mutlaka mutlaka e, östrojenize etmek tavsiye ediliyor e, hastalara. Dediğim evet. gibi progesteron kullanımı, tek başına progesteron kullanımı bazı ekoller tarafından kabul ediliyor. Ama hastanın şikayeti varsa östrojenle devreye girmek faydalı. Gazi Yıldız sormuş. tamoksifen kullanan memek kanserli olguları bir ana kullanmalı mıyız? E, yani e, çok, çok kısıtlı sayıda çalışma var ama genel olarak kabul edilmiyor. Müt Hoca? aynı şekilde tamam. Peki Artı yani. e, e, özür dilerim. E, Levonorgestrel'in de e, salmayacak bir şekilde emilebildiğinin de tekrardan altını çizmek lazım bizim buradaki dozlarda. Eee Hakan hocam bir kez daha baskı şey yapar mısınız? Vurgular mısınız? 12 gün mutlaka kullanmak lazım. 11'den evet. 12 gün. Siz beni düzeltin. Evet. Bir de bir de micronüza progesteron ve didrogesteron kontinüs ve kesintili kullanımda kaçar er miligram olmalı hocam? Şimdi e, e, burada burada e, pardon ilk sorunu bir şey yapar mısın? Mikronize progesteron ve didregesteron kesintili protokol ve kontinü protokolda kaçar er miligram? 12, gün 12 gün kullanma süre olarak söyleyeyim önce 12 gün kullanma kabul ediliyor bu kesin. Aslında 13 gündür o. 13 gündür. Evet, yıllar yani, önce tabii gibi burada. Evet, 13 günde sıfırlanır. Ee, tabii bu nasıl çok büyük e, e, istatistiksel verilerle açıklanan sonuçlar ama 12 gün kesin olarak günümüzde kabul ediliyor. O yüzden ben kendi pratiğimde de 12 günden daha kısa süreli progesteron endometrial profilaksi için kullanmam. Bu süreyi mutlaka tamamlarım. Doz olarak baktığımızda ise e, östradiol dozları standart dozda veriyorsak, klasik standart dozlarında veriyorsanız... Bunu karşılayan doz yani beraberinde kullandığım doz didrogesteron açısından continuous tedavi yani kesintisiz tedavide günde 10 miligram. Kesintili tedavide ise 20 miligram ayda 12 günden aşağı olmamak koşuluyla. Mikronize progesteron açısından bakarsanız kontinü tedavide yani devamlı tedavide 100 miligram. Kesintili olarak uygulayacağınız tedavide de minimum 12 gün olmak koşuluyla 200 mg. Burada progesteronun, mikronize progesteronun ülkemiz açısından söylüyorum. Avantajı şu söylediğim gibi oralde kullanabilirsiniz, vajinalde kullanabilirsiniz. Oral kullandığınızda sistemik yan etkisi fazla oluyor biliyorsunuz. Bazen hastayı rahatsız edebiliyor. O zaman vajinal eğer hasta uygunsa ve buna adapte olabiliyorsa vajinal kullanımı da oluyor. Aynı zamanda parenteral kullanmış oluyorsunuz progester progesteronu. Bunun da avantajları var. Süreçler ve dozlar bunlar. Ama dozdan çok süre önemlidir. Bunu da unutmamak lazım. Teşekkürler. Son sorum. Meme kanseri taşıyan kadın nedir demiş. Kimdir demiş Tolga Taşçı. Çok e, proliferatif, üstü. proliferatif meme e, patolojileri olan, yani ilerleyen meme patolojileri olan, e, tabii ki şüphesiz meme seyah, opere meme seyah, Ki eskilerde biz bunu e, kürünü tamamladıktan sonra kullanabiliyorduk. Günümüzde bile kullanalım mı kullanmayalım mı tartışmaları var. Ama en 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 önemlisi e, proliferatif bir meme patolojisi taşıması ve e, gen pozitif aile öyküsünün bulunması. Ümit hoca ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yok. Tamam. Peki, teşekkür ederiz. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir tartışma oldu bana göre. E, sanırım herhalde 300 kişinin üzerinde şu an kişi bizi dinliyor. E, arkadaşlarımın söylediğine göre. Şimdi ben kendi kendimi davet edeyim, izin verirseniz. Ben de Endo Adana ve Picos'ta e, Picos'ta e, Östrojen ve Progesteron'u konuşmak istiyorum. E benim slaytlarımı görebiliyor muyuz acaba? Tamam, teşekkürler. Tekrar herkese merhaba. Şimdi aslında ne konuşuyoruz? Kombine OK'ların OK ruhsatsız endikasyonlarını konuşuyoruz. Nedir bunlar? Dispener biliyorsunuz ve polikistikover sendromundaki hiperandrojenemi bulguları. En son olan menstrüasyon kötü düzenliklerine girmeyeceğim. Onu Ümit Hoca anlatacak. Endometriyoz çok yaygın biliyorsunuz. Basit bir slaytla hatırlatmak istedim. Bakın femeil female fetuslarda bile endometriyoz gösterilmiş durumda. İnfertil kadınlar ve diğer bildiğiniz konular. Ne zaman medikal tedavi? Çok klasik bir slayttır ama gençler için çok önemli bir slayt. Endometriozis hayat boyu devam eden bir hastalık olduğu için mutlaka medikal tedavi bilinmeli. Mutlaka bilinmeli. First line dediğimiz ilk tedavi veya cerrahi sonrası veya cerrahi mümkün değilse veya genetikler söz konusuysa. Şimdi endometriyoz öyle bir hastalık ki tam bu tabire uyuyor. 2016'da demiş ki Hank, bir hastalık eğer tedavisi ve tanısı zorsa ki endometriyoz buna tam uyan bir hastalık. Aslında ülke için ve hastalık için, aile için en pahalı hastalıktır. Şimdi gene gençler için bu slide. Eğer kişi... Ee, İyi bir cerrahsa bu konuda medikal tedaviyi e, ihmal ediyor, medikal tedavi yok sayıyor ve cerrahiye daha fazla önem veriyor. Eğer kişi gerçekten iyi bir speakersa, e, konuşmacıysa e, daha çok e, hormon tedavisi, medikal tedaviyi e, öne sürüyor. Fakat cerrahi tedavinin önemini göz ardı ediyor. Ne zaman medikal tedavi? İlk seçenek ağrı, derin endometriyoz, adenomyoz ve infertilite zaman zaman. Cerrahiden sonra, cerrahi uygun değilse, cerrahiyle ile beraber ekstra genital endometriyoz ve çok önemli bir şey. Çünkü invaziv girişim gerektiren bir hastalık olduğu için amplik tedavi de önemli bu konuda. İdeal endometriyoz ilacı var mı? Günümüzde maalesef böyle bir ilaç söz konusu değil. Peki ne kullanacağız biz endometriyozizde? Bakın OK'lar OK ve projesterinler ikisi de first line kabul ediliyor. İlk tedavi olarak kabul ediliyor. Çünkü ucuzlar. Yenetikleri nispeten daha az. Değişik yollardan veriyoruz. Ama bakın dikkat çekerim ne diyor? %25 ila %30 oranındaki hasta maalesef medikal tedaviye bunlarla cevap vermiyor diyor. Biz östrojen progesteron deyince ne anlıyoruz sevgili arkadaşlarım, meslektaşlarım? Kombine oka, transdermal peç veya vajinal halka diyoruz ama son ikisi ülkemizde kombine olarak yok maalesef. O yüzden sadece OK kullanıyoruz. Bu da çok eski bir slayttır aslında. 5 yıllık bir slayttır. Amerikalıların kendi kendilerine eleştirdiği bir slayttır. Bakın bir sürü hastalıkta bir sürü ilaç kullanıyoruz ama bunların çoğu kombine OK olmak üzere. Bunlar FDA onayı yok. Bakın en son GNR agonisti, antagonisti onay aldı. Danazol onaylı biliyorsunuz. Agonist onaylı ve sağ bazı projesinden onaylı. Altta dikkat çekerim. Altta görüyorsunuz. Hiçbir ilaç Maalesef adenomöz Öz için onay almış değil. Bakın 90'dan beri bu ilaçlar onay aldı dünyada. 90'lara evvel 88-89'da lükrün onay almıştı. Sonra bundan onay aldı görüyorsunuz. Bu Türkiye'de bu ay itibarıyla 2020 Ağustos itibariyle endometriz endikasyonu bulunan ilaçlar listesi. Bakın görüyorsunuz. Son zaten ithal edilmiyor. Ee, bu ilaçlar şu an Türkiye'de bu endikasyona satılıyor. Bu benim kendime göre bir slaytım tartışılabilir. Genel kabul gören indikasyonlar var. Ağrı ve rekürrensi önleme. En çok iki indikasyon bana göre. Primer önleme data yok. Bir iki tane cılız yayın var maalesef. Ama kişide malignite şüphesi varsa, üreter veya bağırsak tıkanması varsa bunlar da kesin kontrendike. Şöyle bir soru sorsam size. Endometriyozda hangisinde A kalite kanıt vardır? Biz kombine OK kullandığımız zaman cevap aslında tek sadece sadece A kalite kanıtı konuşuyorum. Dismenöre. Bu semptomlar ağrı semptomları biliyorsunuz. Özellikle ağrılı işeme ve ağrılı dışkılama unutmamak lazım olgularda. Peki OK'lar OK ne yapıyor? İşte OK'lar OK bunları yaptığı için görüyorsunuz ve çok önemli bir şey over kanser riskinde de aynı zamanda azalma yol açıyor. İşte biliyorsunuz endometriyoziz özellikle benim menopozal çağda over cancer riskini bir miktar arttırabiliyor. O yüzden de OK'lar OK bu konuda etkin. Bakın 2008'deki çalışma, Harada'nın çalışması e, dismenörede, endometriz bazı dismenörede ve kontrolü bir çalışma etkin görünüyor. OK versus e, yapılan çalışmalarda görüyorsunuz ki gene etkinlik söz konusu gene Harada'nın. Bu sefer OK versus genere analog Amerika'dan bir çalışma David Kuzuk'in benzer etki var. Yani OK GnR analoğu gibi benzer etki gösteriyor. Bakın yapılan çalışmalar 24 artı 4 formülü kullanırsanız rastronon içeren ilaçlarda gördüğünüz gibi hem ağrıda hem de lezyonun boyutunda azalmaya yol açabiliyor. Adenomyosis de işe yarıyor mu yarayabiliyor birazdan değineceğiz. Yine başka bir çalışma yine Harada grubundan 2015 yılında bakın görüyorsunuz ilk 3 ayda hem ağrıyı azaltıyor hem de aynı zamanda lezyonu bir miktar e, azaltabiliyor OK. Siz e, 24 artı 4 respironları uzun rejimde kullanırsanız aynı Dioneges gibi bakın Plesobe'ye göre farkını görüyorsunuz. 2017'de yapılan çalışma gene Harada grubunun Japonların bu konuda çok çalışmaları var. Bakın görüyorsunuz etkinlik gerçekten iyi hangi şeyi kullanalım? Kontinüs mü, siklik mi? Kontinüs kullanalım fakat bir miktar hastanın burada tedavi dışı kalma olasılığı oluyor. Çünkü kontinüs kullanımda maalesef bir miktar kanama riski daha fazla olabiliyor ama kontinüs kesinlikle daha etkili. Cerrahi yaptık hastaya biz. Sonrasında eve gönderirken OK mı verelim? İşe yarıyor mu? Görüyorsunuz. OK cerrahi sonrası işe yarıyor. Özellikle kontinüs kullanırsanız daha da fazla işe yarıyor. Hastanın derin endometriyozisi var. OK verelim mi? İşe yarıyor mu? Bakın İtalya'da yapılan bir çalışma. Gördüğünüz gibi lezyon boyutlarında azalma yol açıyor. OK. Derin endometriyoz olan bir hastada bakın görüyorsunuz progesteron ve OK'lar OK bakın A kalite kanıt var diyor. Benim katılmadığım her iki şeyde de her iki durumda da A kalite kanıtın daha olduğunu düşünmüyorum. Ama hakikaten bana göre B kalite kanıt var ama X de first line deep endometriosis yani endometriozizde medikal tedavinin yeri var. Bu çok önemli bir kavram. Bakın bu konu çok çalışan Versalli'nin güzel bir slaytı. Diyor ki siz diyor OK'ları diyor östroprogesteron diyor OK'ları e, daha hafif vakalarda kullanabilirsiniz. Daha derin endometriozis veya riskli olgularda projesteron verebilirsiniz diyor eğer kullanmıyorsanız diyor. Bu güzel bir slayt yeni yayınlandı. Çapron grubu süperfisyal yani sadece peritoneal endometriozis olan gruplar grupta bakın önemli bir şey. Diğer endometriyom yok, den endometriozis yok. Bunlar da şunu gösterdi. Dedi ki bu bildiğimiz bir şey gibiydi ama tam adını koyamıyorduk. Bunlar da hem infertilite fazla hem de bakın görüyorsunuz moderate to severe diyor. Ağrı fazla yani tek başına e, yüzey endometriozis bile, peritoneal endometriozis bile ağrı yapabiliyor. Niçin bu sayede koydum? Bunun için koydum. Bu da gene benim yaptığım bir slayt ama tartışılabilir. Şimdi peritoneal endometriozis varsa siz OK kullanacaksanız data daha yok tek başına peritoneal. Ovarian endometriozis endometrioma data çok kisti azaltabiliyor veya değiştirmiyor. Postoperatif işe yarıyor hem de çok işe yarıyor. Dip endometriozis'de cerrahi versus medikal tedavi kullanılabilir ama prooptil postop medikal tedavi çok tavsiye ediliyor deep endometriozis'de. Şimdi bu da önemli bir slayt. Peki projestin kullanmak işe yarıyor mu? Projesine bakarsak şu, bu yeni yayınlandı. Bu sene yayınlandı. Diana Guest, primer dismenöre Japonya'da dikkat çekerim. Endometriyoz'a bağlı dismenöre değil primer dismenöre Diana etkinliği gösterildi Japonya'da ilk defa. Şimdi dünya şunu tartışıyor. Biz Okan verelim, projesi verelim. Acaba hangisi daha çok first line kullanmamız lazım? Bakın Kanada'dan Casper diyor ki projesini çok ciddiye almamız lazım diyor. Projesini niçin kullanıyoruz endometriözde? Hem endometriyum ötopik hem de ektopik endometriyuma görüyorsunuz iyileştirici etkisi var progesteronların. Aslında bir sürü progestin var. Bunlar üç aşağı beş yukarı benzer etkiye sahipler. Neta, didragesteron, MPA, dionegest, MPA intramusküler, e, mirana diyebiliriz. Projesinin onlu piller özellikle Drosperon'a dünyada yeni 4 mg yeni çıktı ama Türkiye'ye daha gelmedi. Dezogestrel Türkiye'de var. Implant, etinogestrel. Hepsi endometriyoloji ama, hiçbiri spesifik olarak endometriyoloji için geliştirilmemiştir. Bu önemli bir şey. Ama hepsi etkinliği var. Hidrogesterondan başlarsak bakın 2007'de yapılan bir çalışma. Hidrogesteron pelvik ağrıda işe yarıyor. Günde 20 mg 15 ila 25 gün kullanabilirsiniz. Bu çalışma geçen sene yayınlandı için. Siz Dispenör de işe yarıyor mu diye gösterildi ki gene Harada grubu tarafından Didrogesteron işe yarıyor. Depo-Provera yani MPA kullanabilirsiniz. Türkiye'de de var ama çok kullandığımız, Amerika'da bir zaman çok kullandı ama şimdi çok kullanılmıyor. Çünkü yanıtları çok fazla ama işe yarıyor mu? İşe yarıyor. Tabii en çok kullandığımız son 10 yılda özellikle Avrupa'da e, ee, Dionogest. Dionogest hakikaten endometriyoz diye etkin bir ajan. Biliyorsunuz hem ötopik hem ektopik endometriyoma etkisi var. E, bakın 2015'te bir sistematik review yapıldı. Hem ağrıyı azaltıyor hem lezyonların azalmasına yol açıyor. Uzun süre kullanabilirsiniz. Bakın ortalama medyan 87 hafta çok iyi bir hafta gördüğünüz zaman siz eee generalle bu ettiğiniz zaman cerrahi geçirdi hasta tekrarlamasın diye dienoges versiz GnR hakikaten benzer işe yarıyor. Bakın dienoges versiz placebo grubuna baktığınız zaman %0'a %24 gibi bir oran söz konusu postoperatif Dionegez kullanırsanız. Bakın bu Thomas Romer Köln'de çok çalışıyor. Bu onun slaytı. Geçen senenin Kasım ayında Avrupa Endometriozis Kongresi'nde kendisinden ödünç aldım. Bakın görüyorsunuz ortalama cerrahi sonrası bin bakımın üzerinde endometriyoma cerrahisi yaptınız. Dionegez ile total recurrence rate %2 civarında çok iyi bir rakam. Bakın deep endometriyozit var hastanın. Diyanogest verdiniz, işe yarıyor mu? İşe yarıyor. Bu hastalara ne verilmiş. Ne verilen 25 hasta ce cevap alınmamış. Bunlar rektevajin anemetrisi var. Daha sonra Diyanogest verilmiş. Aşağı yukarı hepsinde bu sefer cevap alınmış. Primer ve sekonder de özellikle M2 Japon grubu Osoga öneriyor Diyoneges'ti baktığınız zaman. Neta versus Diyoneges çalışması yaptı Versellini. Burada dedi ki benzer oranda çünkü Neta daha ucuz. Dionegest daha pahalı. Ama alta bakın. Dionegest'te memnunluk %70. Sonra bir de Neta'da %58. Başka bir çalışma gene Römer'den, Kölden. Bu da 60 aydaki Dionegest çalışmasını, kendi datasını gösterdi ve efektif olarak ağrı rekürensini engelliyor. Römer'in kendi çalışması. Peki erişkinde etkin. Acaba adolesanda e etkin mi? Görüyorsunuz daha çalışması. Adolesanda Diyona geçtim. Erişkin gibi ağrıyı azalttı gösterdi. Bir miktar bu önemli. Kemik mineral dansesinde azalttı gösterildi ama çalışma bittikten sonra 6 ay içinde recovery rate'in olduğu gösterildi bu grupta. E, kanama yapabiliyor. O yüzden de adetle beraber başlanması öngörülüyor. Eğer çok kanama yaparsa 3 hafta kullanın, bir hafta kesin. Hakikaten ben de çok sık kullanıyorum. işe yarıyor. Bunlar da Diyonegest'te görüyorsunuz baş ağrısı, memede hassasiyet, Duygu durum bozukluğu ve akne sık görülen %5 civarında görülen oldular. Peki diyanogest versus kok saçması var mı? Hala günümüzde yok. Diyanogest versus genel analoğu var mı? Var. Eşit etkinlik söz konusu. Acaba adenomyozide işe yarıyor mu? Medikal tedavi. Görüyorsunuz projestörüm ve OK'lar. OK görüyorsunuz good to excellent yani işe yarıyor. Bakın adenomyozide başka bir çalışma 2018'de projestörüm ve kok işe yarıyor. Bakın mirena işe yarıyor mu? Bu e, Japonya'dan yapılan bir çalışma, e, pardon Çin'de yapılan bir çalışma geçen sene yayınlandı. Diyor ki 60 ay kullanılmış ve hakikaten kanama için etkinliği var. Bu şurada önemli. Bakın pre treatment diyor. GNR analoğu eğer yaparsanız sonra genel minerala uygularsanız bu hastalarda Mirana'nın ekspüzyonu yani hastanın mineralayı ya atması azalıyor. Bu önemli bir bilgi aslında kullanmak lazım. Peki adenomyozide dienogest işe yarıyor mu tek başına? Bakın 2011 çalışması. Evet gerçekten dienogest işe yarıyor. 2019'da Brezilya'dan yapılan bir çalışma. Bakmışlar acaba endometriyozide hangi medikal tedavi işe yarıyor? Levonorgestrel'e salgılayan rayit bir sistem ve dienogest diğerlerine göre bir miktar daha iyi çıkmış. Bakın bu sıra önemli özellikle genç arkadaşlarım için. Versalini 2018'de güzel bir eleştiri yaptı. Bir analiz yaptı. Dedi ki en çok kullandığımız OK'lar OK fakat literatüre bakıyorsun çoğu non-random plasebosu yok ve low quality hakikaten. Daha az kullandığımız aslında agonist, antagonist Dionegest ve şeyleri şimdi yeni yeni çok daha kullanıyoruz. Diğer projesimleri kullanıyoruz. Bunun arkasında farma endüstrisi var ve hala OK'lar OK off-label. Çalışmaları dinlerken, yazarken, kontrol ederken bunu da göz önünde almanızı rica ederim. Primer dismönöride basit şimdi biraz da guideline'lara bakalım. Primer dismönöride acaba ne işe yarıyor hormon tedavisi? iş yarıyor mu? Gerçekten iş yarıyor. OK, iş yarıyor Kanada guideline'ına göre. Bakın 2018 AGOG guideline'ı adolesanda first line tedavi baktığınız zaman ister OK ister Progestin kullanabiliyorsunuz adolesanda menajtan hemen sonra. Fakat bazen de medikal tedavi işe yaramayabiliyor. Medikal tedavi görüyorsunuz şu oranlarda işe yaramıyor. Kesince tekrarlayabiliyor veya hasta istemeyebiliyor. O yüzden de ağrı tedavisinde ve endometriozide cerrahi hala geçerli tedavi yöntemlerinden biri. Bu benim slaytım. Değiştirebilirsiniz, tartışabilirsiniz. 2020 endometriozide Progestin ve veya OK. İki seçenek bence Türkiye'de yok ama Elegolix artık. Veya GNR agonist ama Edbeck ta birinci günden başlayarak. Adenemi beraberinde varsa Mirana tartışmasız. Üçüncü seçenek düşük toz intravajinal danazol veya özellikle menopoz çağında az vakalarda aromatol inhibitörü veya laparoskopik cerrahi. İzninizle biraz da polikistik overden bahsetmek istiyorum. OK ve projestin. Şimdi niye önemli? Çünkü polikistik over önem kazanan bir ve gittikçe daha çok halk sağlığı açısından çok önemli bir e, hormon bozukluğu. Siz de görüyorsunuz e, slide'dan. Şunu hatırlatmakta fayda var. E, hirsut diğer hiperandrojen bulgularında, bakın yüzde bir aslında total testosteron serbestli söz konusu. Diğeri yüzde %99 99'u proteinlere bağlı. Bu yüzde bir yüzde ikiye çıktığı zaman biz buna hirsut kadın diyoruz. Bakın erkekte yüzde görüyorsunuz. görüyorsunuz İlaçların mekanizmasında bu çok önemli. Bu yüzde biri sağlamak çok önemli. Şimdi bu semptomlar için biz tedavi veriyoruz hastalarımıza. Bildiğiniz gibi. OK ne işe yarıyor PICOS'ta? Gebeliği engelliyor. Menstrual sıklısı düzeltiyor. hiperplazi engelliyor. Tekrar ediyorum. Ve diğer antiandrojen kullanacaksanız onların yan etkisi. Özellikle teratolojik olduğu için onları e, engelliyor. Peki kombine OK'lar OK bu temel bir sıraydı ama bazen unutulabiliyor. Bakın görüyorsunuz bu OK'lar OK gördüğünüz gibi bu mekanizmalarla androjeni azaltıyor, bağlanmasını azaltıyor, enzime etki ediyor. Hem ovaryen hem androjen, androjen, androjen sentezini azaltıyor. Aslında akne en çok gördüğümüz semptomlardan biri. Bakın FDA bu üçüne indikasyon vermiş durumda. Sadece bir tanesi Türkiye'de var. Yaz ve drospera şeklinde. Sipotron asetat. Bu hep özellikle dahileyici dostlarımız Endokrinci ve e, de, maalesef e, dermatolog arkadaşlarımız bazen bunu yanlış bilebiliyor. Siprotan asetat veya tek olduğu için DNA hiçbir ülkede kaldırılmış değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde yok bu ilaç. Çünkü zamanında FDA ona almamış. Amerika'da böyle çok kullanıyorlar. Kanada'dan getiriyorlar ve Meksika'dan getiriyorlar. Ama bu tartışma konusu ayrı bir konuşma. Genetiklere başka bir şey ama hiçbir yerde bu ilaçlar kaldırılmış değil. En azından benim bilgime göre. Bakın siz drosperon için ilaçlar kullandığınız zaman PIKOS'ta görüyorsunuz annemize bir çalışma. Gerçekten işe yarıyor. Bakın diğer başka çalışmalar görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu e, hastalık, bu polikistikoverde bütün hem gerek klinik verilerde hem e, laboratuvar verilerinde işe yarıyor. Bu çalışma yeni yayınlandı. Neyi gösteriyor? Bakın drospironon e, 3 mg 30 mikrogram, kloromadyon asetat ve dianogest. Yani iki preparat Türkiye'de var. Yeşil ve e, yeşil ve e, sarı Türkiye'de var. Şimdi bakın baktığınız zaman D-Diapandrosteron'u eşit miktarda azaltıyor. Yeşil ve sarıya dikkat çekerim. Bakın testosteron eşit miktarda azaltıyor. Bakın seks hormon binding mikrobini arttırması lazım. Demin gösterdiğim slide. Benzer oranında arttırıyor. Bakın Androstenedion'u benzer oranında azaltıyor. Niye anlatmaya çalıştım? Aslında bu iki ilaç gördüğünüz gibi yeşil ve sarıya bakarsanız Türkiye'de poliklitikover sendromunda yeşili hepimiz biliyoruz ama sarıyı çok az biliyoruz. Sarı da aynen işe yarıyor sevgili meslektaşlarım. Başka bir devri, şey analiz. Acaba sistematik review analiz yapıldı. E, Tahran'dan bu. Son zamanlarda RepRendo konusunda Tahran grubu çok güzel analizler yapıyor. E, İran grubu diyelim. Bakın diyor ki Picos'ta kombine OK'lar OK hakikaten işe yarıyor. Biri diğerine üstün mü? Çoğunlukla benzer. Sadece spotron asistat bir miktar daha etkin diyor. 2018 analizinde. Bu çalışma yine 2018'de mutlaka okumanız gereken bir çalışma. Çok güzel bir çalışma. Human Reflection Update e yayınlandı. Kombine OK'lar OK beraberinde ne kullanıyoruz? Antiandrojen kullanıyoruz. Beraberinde metformin kullanıyoruz. Bakın çok güzel. Metformin kullandığınız zaman özellikle e, özellikle body mass index ve insülin direnci etkisi var. Siz OK kullandığınız zaman hem endometrial protection yapıyorsunuz hem koruma yapıyorsunuz hem hipsiskus etkisi var. OK artı antiandrojen kullandığınız zaman beraberinde metformin eklerseniz özetle yani siz metformini sadece sadece bazal metabolizma açısından fayda sağlıyorsunuz. Yani metformin kullandım ben diğer OK benzeri etkileri sağlarım diye düşünmeyin. Böyle bir etkisi yok metforminin. Okan'ın da Metformin gibi insülin direnci üzerine iyileştirici etkisi yok. Şimdi bu çok güzel. Hindistan mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Hindistan geçen sene bunu yayınladı. Dedi ki ama Hindistan kökenli olduğu için çok çok maalesef ne diyelim Türkçe çok değer görmedi. Bakın buradaki kok bu çok güzel uzun bir şey, uzun bir analiz. Bakın Okanların şöyle göz atmanızı rica ediyorum adolesan dönemde hatta adolesan adolesan da tanı koymadınız ama OK şüphesiniz var. Bunlar da rahatlıkla OK kullanabilirsiniz. Plus, kullanabilirsiniz. Spirtonestat plus etinlösteridiyonu kullanabilirsiniz. Hiçbir kullanabilirsiniz. 20 ile 30 mikrogram kullanabilirsiniz. E, görüyorsunuz çok çok güzel. Mutlaka tavsiye ederim. Vaktimiz yok. da kok kullanın. Korkmayın lütfen lütfen slaytı okuyun. Daha az akne, daha az istismus, daha az dismenere daha az kanama ve daha az üst genital sistem enfeksiyonu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın Agok diyor ki hormonal tedaviye menajdan sonra başlarsınız diyor. 2019 Oktober Ekim ayı görüyorsunuz. Herhangi bir OK kullanabilirsiniz diyor. 3 ile 6 ay sonra hastayı çağırın diyor. Nerede? Adolesan dönemde. İki tane slide göstereceğim. İyi hocam sen bunu anlatıyorsun da bu, hast, bu ilaçların meme kanseri ve, tro ve e, venöz riski var. Polikistik over sendromunda bunları kullan diyorsun. Bunların da riski var. Bakın bu çalışma e, 2019 geçen senede yayınlandı. Polikistik overde meme kanseri oranları. Bakın oranlara dikkat çekelim. Çalışmanın sonunda diyor ki polikistik over sende meme kanseri 1.1-1.2 arasında değişiyor diyor. Kullanacağınız OK'lar OK bu arada diyor. Kullanacağınız OK'lar OK e, size ee, bu riski bir miktar daha arttırma riski vermiyor diyor. Kullanabilirsiniz diyor. Metalize bakalım. Peki trombe Bakın bu da e, önemli metalizm. Bu sene yayınlandı gene. Kuzey e, Avrupa'dan Danimarka grubu ve Norveç İstitüsü grubu diyor ki şimdi polikistik kendisi de venestrombe emboli yapıyor. Bakın görüyorsunuz. A ve B'de kendisi de yapıyor. E, çalışmalarda da. Siz diyor bunlarda OK kullandığınız zaman bir miktar daha riski artırıyorsunuz diye. Bunu göz önüne alın diyor. Şimdi biliyorsunuz guideline yayınlandı 2018 Temmuz ayında dünyada. Bu guideline'da e, e, 35 mikrogram etkinliği söylüyor. Ar ilk tedavi olarak kullanmayın diyor. Çünkü venestron bir riskinden dolayı. Bakın kullanmayın demiyor. Bu yanlış anlaşılıyor. İlk tedavi olarak kullanmayın diyor. Bakın aynı guideline görüyorsunuz. Bakın e, diyor ki OK'ları OK kullanabilirsiniz. ister erişkinde, ister adolesanda kullanabilirsiniz diyor. Bakın görüyorsunuz. Herhangi bir OK projesini kullanabilirsiniz diyor. Bu arada tek başına projesini kullanmanın mantığı yok. Polikistikover sendromunda hastaya adet gördürün diye sadece zaman zaman geçici kullanabilirsiniz endometrial koruma için ama uzun dönemde bu bir yöntem değil. Ee, bakın demin ki şey aynısı burada da yazıyor. Görüyorsunuz metformin ekleyebilirsiniz. antiandrojen ekleyebilirsiniz bu olgularda. Bakın polikistikover sendromunda başka bir şey, başka bir e, başka bir e, çalışma. Bu Rozan ve grubunun bunu şunun için koydum. Türkiye'de çok yapılıyor. Demin söylemeye çalıştım. Projestin tek başına kullanılıyor. Böyle bir indikasyon yok. Siz siklik veya kontinüs kullanabilirsiniz. Herhangi bir projestin kullanabilirsiniz. Ama bu sadece endometriyi korumak içindir ve geçici bir tedavi yöntemidir. Teşekkür ederim. Ben başkan olduğum için biraz fazla konuştum. Kusura bakmayın. Ümit Hocam daha az konuşup bu herhalde telavir edecektir büyük bir ihtimalle. Buyurun sorular varsa bu arada bakayım ben de izninizle şu an bizi bizi yaklaşık 500 kişi izliyormuş. 497 kişi. Peki. Çok güzel. Beni duyabiliyor musunuz? Adresan disiplinize ilk seçenek ne verelim? Non-state anti-inflamatuar OKS'a mı? OKS'e mi? Şimdi adolesan de bu güzel bir soru non-steroid anti-inflamatuar verebilirsiniz ama burada OKS'lerin etkinliği kanıtlanmış durumda. Non-steroid anti-inflamatuarlar primer dismenoride işe yarıyor ama sekonder dismenoride işe yaramadığı gösterilmiş durumda. Hem Cochrane hem de diğer analizlerde baktığınız zaman benim seçeneğim bu olgularda OK kullanmak, OK kullanmazsam non-steroid anti-inflamatuar veriyorum veya ikisini beraber veriyorum. Hakan Hoca siz ne yapıyorsunuz bu konularda? Adresan evet. olgularda katılıyorum. genellikle tabii yaş da önemli. Adolesan derken adolesan hangi döneminde hasta? kız o, o da önemli. Ona göre karar veriyorum ama birinci tercih Moka. Ümit Hoca? Ee, çok özür dilerim. Ben kaçırmış olabilirim. Adolesan da dismenörede ilk seçenek ne verelim? Okan verelim, non seret antiflamatör verelim Ümit Hoca. Ee, dismenörede önce non seret tercih ediyorum. Ee, edelim. Edelim. Eğer etkili olamazsa e, ondan sonra oral kontraseptifi verebiliriz. Peki. Ee, Bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Çok erken olursa yani e, çok erken dönemde başlarsa ki genellikle başlama yaşı artık e, şeyi de düşünmemiz lazım yani. Bu kişilerin adolesan korunma yöntemleri açısından da Ok'yı OK ön plana çıkartmak da gerekebilir. Bunu da tartışmak lazım. Bunu da göz önüne almak lazım. O nedenle yaşı ben bahsettim. Ama dediğin gibi son şeylerde özellikle OKA kanıtlanmış olarak kabul ediliyor. Burada şunu eklemek lazım. Literatür da böyle söyle Ben de böyle yapıyorum. Mümkünse burada düşük doz, 20 mikrogramla başlamak lazım. Adolesan dönemde bu konuda bir e, karşıt görüş var mı hocalarım? Hayır. Yok. Peki, e, zayıf piyoslarda tedavi metformin eklemek gebelik şansını artırıyor mu? Miyoninazotol için ne düşünüyorsunuz? Ben hemen kendim cevap verip, ben zayıf olgularda insülin direnci yoksa metformin eklemiyorum. Minozotol bazen işe yarıyor, bazen işe yarıyor, yaramıyor. Uzun bir konu. Onu da başka bir toplantı konuşalım ki bize toplantı çıksın. Hakan abi buyurun. <laughs> Siz ne diyorsunuz bu konuda? Pardon ben kaçırdım seni. over sendromunda zayıf kadınlarda metformin kullanalım mı? Bir de inozotol kullanıyor musunuz? Yok, inozotol tecrübem hiç yok. Öyle söyleyebilirim. Metformin kullanıyor musunuz hocam? <laughs> Metformin direkt olarak vermiyorum. Yani bir insülin direnci olup olmadığı konusunda en azından zayıf da olsa araştırma yapıp ondan sonra kullanıyorum. Evet hocam. Aynen. Aynen. Peki. buradan devamlı sayı 526 olmuş bu akşam herhalde. Pikos tanısı için yaş sınırı var mıdır? Pikos tanısı için yaş sınırı yoktur. Bilmiyorum herhalde adolesan için söyleniyor. Ben basitçe söyleyeyim şöyle. Adolesan da tartışma konusu, ama yeni guideline'da şöyle bir şey açtı, şöyle bir alt başlık açtılar. Yeni guideline'da siz adolesanın ilk iki yılı pico tanısı koymayın, ama bunlar pico olabilir diye göz önüne alın, ona göre bunları takip edin dendi. E, menopozda pico, benim görüşüm bu en e, çalışılmayan, yazılmayan konu ama menopozda picoslar normal oluyor benim görüşüm yıllar içinde takip ettiğim hastalardan. Ne diyorsunuz Hakan hocam? Ee, öyle. Yani o şey hiçbir aktivite gözlemiyorum, gözlemedim. İçimizde en yaşlı sizde size, size söylüyorum hocam, o yüzden söylüyorum. Sağ ol, ol, teşekkür, teşekkür ediyorum Engincim bu arada, Peki. sağ ol. Ümit hocam buyurun. Kesinlikle. Bir de e, hakikaten adolesanlarda o ilk iki yaşta tam geçiş döneminde vücudun o hipotalam o hipofizler ovarian aksın oturması döneminde ultrasonografik olarak veya başka kriterler itibariyle zaten benziyor, bunu akılda tutmak lazım. Bir de hakikaten 40'lı yaşlara geril, gelindiğinde e, o apoptozisi azalmış olan e, foliküller belki de ona atfetmek lazım. Hakikaten normal ovulatuar hale dönüyor ve hatta e, infertil grupta baktığımızda 40, 42, 43 yaşında e, bunlar da özellikle yardımcı üreme teknikleriyle de e, çok iyi başarılar elde edilebiliyor. Normale dönüyor yani kesinlikle katılıyorum. Yunus Hocam size sorayım bu soruyu. Antandrojen olarak o antandro, antandrojen kullanıyorsunuz. Hangisini kullanıyorsunuz preparat olarak? Antandrojen. Antandrojen e, bizim biz kadın doğumcular yetiştirildiğimizden itibaren belki de öyle. Sproteron asetatı kullanıyorum. Antandrojen antrojen Yok olarak. onun dışında yani diğer sadece antandrojen kullanıyor musunuz? Aa, hayır. Hayır. Hakan Hocam? Yok. Evet yani biz dedi, Ümit Hocam dediği gibi tek başına sputum hastat var biliyorsunuz. Veya e, özellikle dermatologlar e, aldakton çok kullanıyorlar. Ama flutamit Türkiye'de var mı bilmiyorum şu anda ama benim deneyimim yok flutamitle ilgili. Adolesanlı, adolesanlı pikosta gebelik sene kadar kontinu OK verelim mi? Evet. Rahatlıkla verebilirsiniz. Ama adolesanda kontinu değil de sikli kullanmak daha mantıklı. Bir öneriniz var mı sayın hocalarım? Bu soru için bir ilaveniz var mı? Ee, e, nöroendokrinolojik açıdan baktığın zaman tembihlenme ya da e, bu sistemin çalışması için siklik çalışma çok önemli. Bu nedenle kullanılan ilaçlarda her iki geçiş periyodunda buna çok dikkat etmek lazım. Yani e, menopozal geçişte de ben bahsettim de size e, konuyu anlatırken, Geçiş döneminde ya da başlangıç döneminde e, bütün tedavilerin siklusa uygun olarak kullanımının e, özellikle nöroendokrin e, sistemin oturması açısından, gelişimi açısından çok önemli. Bu sebeple siklik tedavi daha çok kullanılıyor. Continuous tedavi pek kullanılmıyor bu dönemler içerisinde. Artık isimleri söyleyemiyorum çok çok zaman geçti diye. Onur Erol sormuş derin ventromozu öyküsü olan prikoz hastalarda medikal tedavi tercihiniz nedir demiş. Ben hemen cevaplayayım. Derin ventromozu olgularda öyküsü olan prikoz hastalarda medikal tedavi çok bence şey, çok e, zor bir sorun. Çünkü bunların zaten pikosun demin söylediğim indikasyonu var. Siz bunlarda eğer kullanmak isterseniz ikinci kuşağı tercih edebilirsiniz. Ama ikinci kuşağında antandrojen etkisi yok. O yüzden sadece menstrual siklus için faydası olabilir. O yüzden bu olgularda dediğim gibi ee, üçüncü kuşak ve dördüncü kuşağı kullanmak riskli olduğu için kullanmanızı tavsiye ederim. A Hakan Hocam ve Ümit Hocam bu konuda fikriniz var mı? Hastanın dereme evet. ve mentromoz öyküsü var. pikos aynı zamanda. Bu hastalara medikal tedavi kullanılması mı? Hakan Hocam buyursun. Ee, yok hayır. ilave bir katkım yok senin konuşmalarının haricinde. Ben böyle bir olguda mutlaka yani herhalde hepimizin düşündüğü şey öncelikle diyet her ikisi içinde. Hem pikos için hem DVT için artı e, siklus düzenleme için belki bunlarda tek gestagen verilir ama tedavi amaçlı değil. Sadece siklus düzenleyici endometrium koruyucu olarak. Fatih Hoca demiş ki primer dişmanın tedavisinde OK veya non-set antiflamatör ilave olarak magnezyum hakkında magne, düşünüyorsunuz? Çok iyi düşünüyorum. Gerçekten magnezyum çok işe yarıyor. Özellikle primer dişmanın varsa bu konuda bir ilaveniz var mı hocalar? Aynı şekilde evet. düşünüyorum. Magnezyumu unutmuşuz aslında ifade etmeyi. Hakikaten primer dismenörü de önemli. Selcan demiş ki OK ne kadar kullanım adolesanda demiş Selcan Bahadır. Dinlenme diye bir akıyor ilacı hastalar. Ne yapmalıyız? Dinlenmemeli hastalar. Bu çok önemli bir hata. Mutlaka devam etmeli. Her dinlenme sonra tekrar başlandığı zaman venestromboemi riskiniz daha fazla artıyor. Özellikle ilk 4 ayda ilk 1 yılda. Bu konuda bir ilaveniz var mı? Aa, Engin ben sana bir şey soracağım. Bu hastalarda hep DVT'yi dikkate alıyorsun. E, tarama için bir şeyin var mı? Önerin var mı? Bu önemli bir soru. Teşekkür ederim Hakan abi. E, dünya diyor ki bu hastalara tarama yapma diyor. Çünkü kost efektif diyor. Peki günlük hayatta ne yapıyoruz? Bazen biliyorsunuz kitap maalesef günlük hayat uymuyor. Ben eğer hastanın risk faktörü varsa mutlaka tarama yapıyorum. Ekonomik gücü de varsa. Artık her yerde yapılıyor. İlla özelde yapılması şart değil demek de yapılıyor. Her yerde yapılıyor tromofili taraması. Ama tromofili taraması tek başına bizi kurtarmıyor. Hematologların yalancısıyım. Yüzde 60-70 civarında kurtarıyor bizi. Tromofili taraması. Hani çok hakim olduğum bir konu değil ama onlar öyle diyor. Yüzde 60-70 bizi kurtarıyor diyor. Tromofili taraması. Eğer hastanın ailesinde genç bir ellerde varsa mutlaka dikkat alıyorum. Ama genç bir ellerde yoksa ama hasta bu arada bunun dışında obez bir yaşta sigara içiyor vesaire mutlaka dikkat alıyorum Hakan Hocam. Ümit Hocam siz ne diyorsunuz bu konuda? Aynı şeyler. Aynı şeyler. Ee, Mehmet Sapmaz. Enemet Özde Diyanagest kontri ne kadar süre kullanalım? Kontri kullanabilirsiniz. Benim kendi vakalarım herhalde 6-7 yıl oldu galiba değil mi? Diyanagest çıkalı büyük ihtimal Türkiye'ye. E, ee, 6-7 yıl kullandığım hatır sayılır vakam var. Genetik yapmazsa, literatür de böyle söyledi, demin göstermeye çalıştım. Literatür 3 yılın, 4 yılın verilerini verdi uzun süre kullanabilirsiniz. Bu konuda bir katkınız var mı hocalarım? Yok. Benim yok. Ee, bir şey şu an için göremiyorum. Peki. Peki çok teşekkür ederim. Kullanırken, e Diogenes kullanırken Enginli takip değil. kriterlerin neler oluyor? Bu kadar uzun süre kullanıyorsun. Neleri, ne şekilde bakıyorsun? Nelerine bakıyorsun? Hem bu şey bir e hem genel son bilgi olarak kabul et hem de genel bilgi olarak tabii, tabii, çok, açıklayıcı çok, olarak. Çok doğru. Çok teşekkür ederim. Şimdi ben şöyle yapıyorum. Literatür bu konuda maalesef zayıf Hakan abi. Yani bu konuda çalışan Japon grubu kendi yani yazı değil de e, çalış şeylerde, kongrelerde, slaytlarda anlatıyorlar. Bir de Thomas Römer bu konuda çok çalışıyor ve kendi demin de gösterdi birkaç slaytta kendi deneyimini anlatıyor. Bunların deneyimine bakarak ve kendi deneyimine şunu söylemeye çalışıyorum. Bu hastaları yılda bir mutlaka e, lipitlerine ve karaciğere bakıyorum. Yani tamamen şey bazında. E, kanda değerler bazında bakıyorum mutlaka bu hastalara. Yine ki yapmıyorsa uzun süre devam ediyorum. Hakikaten gerçekten de genç kadınlarda özellikle e, %20 ile 30 civarında bazen %50 civarında endometrioma sayısını azaltıyor. Yani e, e, şeyini e, çapını çapını. boyutunu azaltıyor. Hı hı. E, ağrıyı etki ediyorsa çok işe yarayabiliyor. Ee, takip ederken mutlaka mutlaka bu hastaların memesi önemli. Normal riskli hasta grubunda değilse arada memeyi konuşuyorum veya kendi muayene ediyorum. Riskli hasta grubunda ise mutlaka uzun süre kullanacaksa bir meme cerrahının görüşünü almaya çalışıyorum. Çünkü data yok ama bu bir progesteron. Belki 10 sene sonra bunun da belki meme kanseri arttırdığını söyleyebileceğiz. Onu bilmiyorum ama şu anda data yok. Ben bu işe önem vermeye çalışıyorum. Ee, Ümit hocam şu anda 568 kişi sizi dinleyecekmiş. Ee, lütfen <laughs> buyurun. Sıra, sıra sıra Ümit hocada. Ümit hocada bize aslında konu başlığı basit görünen ama bana göre bugün en zor anlatılması gereken konu menstrual siklis bozukluklarında acaba biz bu ilaçları nasıl kullanalım? Günlük hayatta en çok kullandığımız buyurun hocam. Um, teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle bu saatte bizlerle birlikte olan e, İstanbul'daki tüm meslektaşlarıma İzmir'den saygı ve sevgilerimi sunuyorum öncelikle e, ve nazik davetlerinizden dolayı da e, Tijuata, İstanbul Tijuata teşekkür ediyorum. E, başlık söylenildiği gibi adet kanamaları düzensizlikleri hormonal tedavi. Dilerseniz öncelikle bir normali hatırlayalım hep birlikte. Sıklık 24-38 gün artık bu 38 gün olarak kabul ediliyor yeni son yazılarda süre 8 günden az olması lazım yoğunluk 5 80 mililitre olması lazım burada bu yayın çok güzel bir yayın eğer okumamış olan meslektaşlarım varsa lütfen baksınlar çok keyifli bir şekilde menstruasyonu ve doku tamirini anlatıyor eskiden hatırlayalım menstruasyon kanaması nasıl olur dendiğinde Hemen vaza konstrüksiyon olur, ondan sonra endometriyel dökülme olur gibi e, yanıtlar vardı. Fakat son zamanlarda farklı mekanizmalar bulunduğu bilinmeye başlandı. E, buna bakalım. Progesteron çekilmesi temel husus. E, burada progesteronun çekilmesiyle birlikte e, epitel ve stroma hücrelerinden lokositleri uyaran e, stokin benzeri yani stokinler salınıyor. Daha sonra lokositlerin gelmesiyle birlikte özellikle matriks metaloproteinazları uyarılıyor. Bu da e, ekstra seller matriksi yıkıyor ve doku e, dökülmesine yol açıyor. Peki tamir nasıl oluyor? Tamirde çok erken dönemde, belki bunun menstruasyonun birinci, ikinci günü denebilir... Öyle bir gün belirtilmemiş olmakla birlikte çok az steroid desteği yeterli ve temelde o kalan adacık epitel adacıklarından özellikle aktivinin rolüyle gelişmeye başlıyor ama bundan sonrasında tabii ki ana rol östrojende. E, menstruasyon kanamaları deyince karşımıza günlük pratikte çok kanamayla gelen olgularda bile aslında şunu unutmamamız lazım. Mens kanının Tam kan kısmı yaklaşık yarısı. Yani kanamanın yarısı ancak tam kan. Terminoloji önemli bu konuda. Neden önemli? Aslında pratiğe yönelik bir toplantı bu ama terminoloji son yıllarda özellikle değişmeye ve daha anlam kazanmaya başlandı. Çünkü benim de birlikte çalışma şansı bulduğum Fraser başta olmak üzere bir grup kişi, Bunların aslında terminolojik olarak neyi ifade ettiğini daha doğru söylemesini istedi. Yani Grek ve Latin kökenli artı İngilizce ile birleştirilmiş terimler yerine örneğin menometroloji yerine yoğun adet kanaması demek ya da İngilizce ismiyle HB, HMB olarak kısaltılan daha güncel olmaya başladı. Yani bir şey söylüyorsak bu neyi ifade ediyor bunu bilelim anlamına geldi artık. Dolayısıyla vajinal kanamada sürelere göre, miktarlara göre işte uzamış, kısalmış, yoğun gibi kavramlarla karşılaşmaya başladık. Üreme çağında özellikle mutlaka bizim gebeliği ayrıcı tanıda düşünmemiz gerektiğini burada unutmamamız lazım hepimizin. Peki tabir olarak anormal uterin kanama bu kocaman bir şemsiye bu şemsiyeni e, ifade ettiği şey menstrual siklusun frekans, düzen, süre ve kanama olarak anormalliği, gebelik haricinde. Dolayısıyla bizim eskiden, eskiden diye söylüyorum, disfonksiyonel kanama diye tabir ettiğimiz, e, olatuar kanamalar vesaire hep bu şemsiyenin altında toplanmaya başlandı. Organik nedenler de dahil olmak üzere. Bir de kronik anormal uterin kanama diye bir kavram ortaya çıktı. Bu da altı aydır çoğunlukla varsa aslında buradaki çoğunlukla bazı yazılarda subjektif ama e, çoğu yayında iki siklus ve ötesinde bu kanamalar sürüyorsa bunlara kronik anormal uterin kanama adı verilmeye başlandı. Anormal uterin kanamalar gerçekten günlük pratiğimizde çok fazla. Engin Hoca'nın da e, takdirde söylediği gibi üreme çağındaki kadınların e, ortalama üçte biri yaşamlarının bir döneminde ya da perimenopozal kadınların yaklaşık yarısı anormal uterin kanamayı yaşıyor. Anormal uterin kanamada etkene yönelik tedavinin daha kolay olması için 2011 yılında e, Uluslararası Jinekoloji ve Obstetri e, Derneği Federasyonu bir sınıflama yayınlamaya karar verdi. Ee, burada organik nedenler ya da oradaki ifadesiyle strüktürel nedenler ve non-organik nedenler olmak üzere bunların ilk harfleri e, itibariyle palm sınıflaması olarak değerlendirildi. Ve e, belirtilirken de örneğin anormal uterin kanama A dendiğinde o zaman adenomyose atfedilecek anormal uterin kanama anlamını taşıyor. Dolayısıyla bu tedavi yaklaşımında bize bir parça kolaylık sağladı. Daha sonra e, 2011'de miyomlar belirtilmişti ama 2018'de bir takım eklentiler yapıldı. Örneğin koagülasyon e, kısmında dışarıdan verdiğiniz ilaç etkileri iatrojeniye katıldı. E, miyomlar biraz daha ayrıntılandırdı. ayrıntılandırıldı. Bu e, anormal uterin kanamalardan sıklıkla karşılaştığımız, kimi zaman da gerçekten klinik pratiğimizde çok büyük sorun haline gelen bir e, problem, yoğun adet kanaması. E, İngilizce kısaltılması itibariyle de HMB, üreme çağındaki kadınların yaklaşık dörtte birini etkiler vaziyette. Bugünkü konuşmamda tedavi amacıyla daha ziyade bizim ilaç kullanabileceğimiz ilaçtan kastım hormonlar bazlı e, yıldızla işaretlediğim kısımlarda ilaç seçeneklerimiz var. Şimdi bunlara dilerseniz bakalım. Öncelikle koagulopatide birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bunda tabii ki etkene yönelik tedavi var. Ama anormal uterin kanamalarda koagulopati özellikle genç yaş grubunda çok önem taşıyor. Yapılan araştırmalar %15-20'ye kadar bu yaş grubunda koagulopatinin altta yatan neden olduğunu e, göstermiş durumda. E, peki bunların nasıl tanısını koyabileceğiz? Yapılan araştırmalar olguların yüzde doksan anamnezle saptanabileceğini gösteriyor. Bunda üç soru var. Bunlardan daha doğrusu üç durum var. Bunlardan bir tanesi olursa koagulopati mutlaka aklımıza getirmeliyiz. Bir tanesi menajdan beri yoğun kanama ya da menajdaydı sakisi kişi e, hep adetlerinde yoğun kanama yaşıyorsa Şunlardan en az birisi varsa, postpartum kanama, yoğun kanama geçirdiyse veya örneğin diş çekimi gibi cerrahi bir müdahale sonrasında yoğun bir kanama geçirdiyse veya şunlardan en az ikisi varsa, ayda bir iki kez morarması, bir iki kez burun kanaması, sakız çiğnerken kanaması, ailede kanama problemi öyküsü, bunlarda da lütfen düşünmemiz lazım. Ee, organik ya da muayenede bir neden bulmadıysak. Testlerde hemogram PT, APTT e, ve faktör 8 uygun olabilecek diye belirtiliyor. Anormal uterin kanamaların hormonal tedavisinde, yani bugün asıl benim değinmem gereken kısım, temelde e, progestinler, kombine kontrol kontraseptifler ve diğer başlığı adı altında e, bulundurabileceğimiz ilaçları sayabiliriz progestinler oral intramusküler enjeksiyon veya levonorgestrel intrauterin sistem olarak kullanılabilir. Kombine oral kontraseptifler burada dozu mutlaka vurgulamak istiyorum. Sonradan da vurgulayacağım. Yapılan araştırmalarda anormal uterin kanamalarda etinil östradiol dozunun kombine oral kontraseptiflerdeki 30 mikrogram ve üzeri olması gerektiği vurgulanıyor. Siklik ya da kontinü kullanımı olabilir. Diğer bazı da GnRH analogları, danazol, ülkemize olmamakla birlikte ulupristol asetat e, sayılabilir. Akok bülteni bu kadın yaşantısını önemli etkileyen sorun için e, 2013'te nasıl yaklaşım, e, tedavi yaklaşımımız ne olmalıdırla ilgili bir e, bülten yayınladı. Bu bültende de böyle bir tablo gösterdi. Buna biraz detay olarak tek tek bakalım dilerseniz. Progestinler, yoğun menz kanaması olan olgularda evet önemli. Oral kullanılabiliyor e, me, e, MPA olarak, medrosu progesteron asetat, nor didrogestrel, ama didrogestrel ile ilgili e, anormal uterin kanamalarda çok fazla yayın yok. Didrogestrel ile ilgili özellikle siklus düzenleyici etkisinden dolayı e, biz biliyoruz. Ama diğer kullanımlarda çok elimize sağlam veri yok. Intramusküler enjeksiyon olarak DMPA'yı görüyoruz. Ve levanorgestrel intrauterin sistem progestinler içerisinde anormal uterin kanamalarda kullanabileceğimiz ajanlar. Oral formlarda e, demin endometriyumu sadece güvence altına almak istediğimizizi e, tartışmıştık. E, Hakan hocamızın da sunumundan sonra. Yoğun adet kanaması olan bu grup olgularda 21 günlük tedavi esas. Yani biz sadece 12 gün, 14 gün e, progestin vererek kanamaları tedavi edemeyiz. İlginç çalışmalar var. E, sadece bu şekilde yani siklusun son yarısında biraz destek olalım diye verdiğimiz progesteronların, progestinlerin e, kanama miktarını artırabileceğiyle ilgili kanıtlar var. Dolayısıyla eğer biz disfonksiyonel pardon anormal uterin kanamayı tedavi etmek için progestin veriyorsak bunun dozu e, kullanım süresi 21 gün olmalı. Peki e, ne şekilde dozlayacağız bunu? E, dozajlaması bu aha, çok özür dilerim. Akut kanamalarda veya kronik kanamalarda diye ayırırsak, akut kanamalarda özellikle MPA'yı görüyoruz, 20 mg her 8 saatte 7 gün boyunca. Daha sonra azaltarak kesme öneriliyor veya da bir OK eklenebilir üstüne. Demek oluyor ki akut dönemde tercih etmemiz gereken progestin MPA. Kronik kanamalarda ise eğer biz progestin tercih edeceksek MPA olabilir, nor-etisteron asetat olabilir, megestrol asetat olabilir. Ülkemizde de var ama çok kullanımda değil. Ee, bunların klasik dozları ancak e, 5 21 gün süreyle yani siklusun 5 ve 26. günlerinde kanamayı azaltmak amaçlı kullanılabilir. Tekrar hatırlatmak lazım. Sadece ovulatuar disfonksiyonda biz projesini ekleyeceksek o zaman iki hafta verebiliriz ama onun dışında 21 gün. Levonorgestrel intrauterin sistem yapılan araştırmalar 3 ayda %86, 1 yılda ise %97 kanamanın azalttığını gösteriyor. Ve e, renci çok geniş olmakla birlikte hastaların en az yarısı öyle diyelim bir yılda amenoreik oluyor. E, özellikle levonorgestrel intrauterin sistemin Tercih edilebileceği bir grup hasta varsa kilolu ve obez olgular. Ee, bunlar da iyi bir seçenek gerçekten. Ee, bu arada Engin Hocam da da bahsetti. Ee, oldukça etkili. Kanama miktarını ciddi anlamda azaltıyor. Ağrıyı azaltıyor. Ee, meme seyahat ve PID olgularında kontra olduğunu burada e, vurgulamamız lazım. Ayrıca levonorgestrel intrauterin sistem... E, Anormal uterin kanamaların leyomiyomlu olanlarında özellikle submüközmiyomlarda veya da kaviteyi distorsiyona uğratan bir anormallik varsa kullanılamıyor. Kullanılması uygun değil, görülmüyor belirtmek lazım. Enjektable progestinler 3 e, ayda bir kullanılıyor. Engin hocam da bahsetti sunumunda. Bunlarda sıkıntı, düzensiz kanama olabiliyor. Özellikle kırılma kanamalarına, uzun süreli progestin baskılaması nedeniyle e, kilo artışı da önemli problemlerden bir tanesi. Biz kadınlar için hayli önem taşıyor. Ee, bir bakalım e, önerilene. 2016'da e, çıkmış olan bu öneriyle ilgili e, tabloda kronik kanamada e, levonorgestrel verilebiliyor. Depo Depomedroxyprogesterone, asetat 12 haftada bir, 3 ayda bir 150 mg intramusküler dozda verilebilir, kullanılabilir. Gelelim oral kontraseptiflere. Oral kontraseptifler menstruasyon kanamasını yaklaşık yarı yarıya azaltıyor. Burada önemli husus biz eğer anormal uterin kanama için bir oral kontraseptif tercih edeceksek bu lütfen monofazik olmalı zaten ülkemizde olanlar itibariyle. Etinil östradiol dozu da 30 mikrogram ve üzerinde. Çünkü çalışmalar e, bu dozdaki, yani 30 mikrogram ve üzerindeki dozların etkili olduğunu göstermiş. Kontinü veya siklik olarak da verilebilir. E, Kontra indikasyonlarını malum biliyoruz. Bunları dikkate almamız lazım elbette. Bir husus ülkemizde de var. Östradiol valerat ve dionagest kombinasyonu olan oral kontraseptifler gerçekten menstruasyon kanamasını ciddi anlamda azalttığı kanıtlanmış ve bu nedenle FTE'in anormal uterin kanamalarda kullanımı için endikasyon almış bir ilaç seçeneği kullanabileceğimiz. Kısaca özetleyelim. Yine 2016 yayınına atfederek Akut kanamalarda ve kronik kanamalarda kombine oral kontraseptifleri kullanıyoruz. Akut kanamalarda kullanımımız 7 gün yüksek dozda daha sonra 3 hafta normal dozunda. Yüksek doz diye kastederken yani 3 çarpı 1 gibi bir pozolojiyi kastediyorum. Kronik kanamalarda ise normal alışılageldik dozlarda kontinü veya siklik olarak kullanılabilir. Diğer grubu içerisinde GnRH analogları var. Elbette GnRH analogları iyi bir seçenek, pahalı bir seçenek ama bir takım uzun süre kullanımımızı engelleyen yan etki profili de var. Sadece ateş basmalarını kastetmeme, e, kastetmiyorum elbette ama aynı zamanda uzun vadede kemik üzerine olumsuz etkilerini biliyoruz. E, fakat FDA şu anlamda onay vermiş anormal uterin kanamalarda. Niyom ameliyatı düşünüyorsanız 3-4 ay öncesinden verile gelmesi hakikaten bir artı. Hem hastanın ameliyata hazırlanırken e, kan yediğini e, toparlamasını sağlıyor hem de ameliyatı kolaylaştırıyor diye. 3-4 hafta içerisinde yani bir ay süre içerisinde derhal hızlı etkili nispeten endometriyel atrofi oluşturuyor. E, ama elbette ki yan etkilerini de göz ardı edemeyiz. Danazol ee, tabii yan etkiler hani soru işaretinin temel fayda temel nedeni yan etkileri ee, bir zamanlar çok kullanılmış ama androjenik yan etkileri nedeniyle artık hemen hemen terk edilmiş gibi ee, Engin hocamın söz ettiği birkaç endometriyozla ilgili vajinal kullanımı ile ilgili e, verilmesi dışında çok da tercih edilmiyor. Ulipristal asetat e, ülkemizde yok, yurt dışında var. Ciddi anlamda kanamayı azaltıyor. 3 hafta ilaç ve bir hafta ara tarzında 3 aylık tedavi var. Ama endometriyumda bir takım değişiklikler yapıyor yaptığı gösterilmiş durumda. Ben kendimi de güncellemek adına dün en son dün bir bu onay sitesiyle ilgili baktım. Ülkemizde yeteri tedarik edilmediği için henüz kullanıma verilmediği yönünde bir ibare vardı bunu da paylaşayım. E, gonadotropini, e, gonadotropin analoglarını, e, releasing hormon analoglarını e, belirttiğimiz şekilde e, aylık veya üç aylık e, sürelerle kullanabiliyoruz. Ama özellikle bunun e, ameliyat öncesi dönemde faydalı olduğunu vurgulamak lazım. Aslında non hormonal tedavi benim burada anlatmam gereken temel hedef değil ama çok kısacık bahsetmek lazım. Çünkü non hormonal tedaviyi de biz günlük pratiğimizde kullanıyoruz. Non steroidal anti-inflamatörler bunlardan bir tanesi. Herhalde şu ara ibuprofen ibuprofenle ilgili soru işaretleri olmakla birlikte COVID itibariyle o gerçekten soru işareti. Mefenamik asit dünyada en çok kullanılanlardan bir tanesi. Ee, kullanımını özellikle e, menstrual periyotta, 5 e, gün, 7 gün gibi periyotta... E, ...500 mg'lık e, tabletlerinden e, 3 çarpı 1 pozolojide, yani 8 saatte bir olarak verilmesi öneriliyor... Tranexamic asit ülkemizde var, 500 miligramlığı var ülkemizde. Kullanım dozu yaklaşık 1 gram 3-4 kez günde olmak üzere. Bu da yine kanama periyodunda kullanılmak üzere menstruasyon kanamasını azalttığını biliyoruz. Ama tranexamic asit özellikle levonorgestrel intrauterin sistemin anormal kanamalarında veya intrauterin araçların anormal kanamalarında kullanılabileceği ile ilgili e, elimizde veriler var. Hatta ve hatta intrauterin e, levonorgesel intrauterin sistemde tranexamik asit e, doksisiklin artı GNRH kombinasyonunu bile denemişler ve çok etkili falan diye yazılar var bu anlamda. Ama tranexamik asitin e, uterus içi araçlarda hakikaten kullanılabileceğini hatırlamamız lazım. Ee, sonuç olarak e, anormal üterin kanamalarda bu sınıflamayı artık günlük pratiğimize de mutlaka yaymalıyız. Palm kısmını mutlaka ekarte etmeliyiz eğer biz hormonal bir tedavi vermek istiyorsak. Progestinleri yoğun adet kanamalarında en az 21 gün olduğunu hatırlamamız lazım. Kombine oral kontraseptiflerde 30 mikrogram ve üzeri tercihimiz olmalı. Levonorgestrel intrauterine sistemlerde kilolu ve obez olgular veya adenomyoz bu olgularda oldukça artıları var. GnRH özellikle operasyon öncesinde tercih edilmeli. Ben hepinize dikkatiniz için teşekkür ediyorum. hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben bir kez daha sponsor firmalara teşekkür etmek istiyorum. Merk, Astellas, Exertis, Ipsa ve Penta'ya bu beş firmaya bu üç webinar bir sonraki Perşembe günü aynı saatte sevgili Barış Atan'ın modülatörlüğünde olacak. Sanırım aynı ilgiyi ona da göstereceğinizi düşünüyorum. Teşekkür ederim bir kere bu akşamki ilgi için. Tüccot İstanbul Yönetim Kurulu adına Başkan Ahmet Gül ve Diğer arkadaşlarım adına hakikaten e, çok iyi bir ilgi oldu, keyif aldık. Şimdi son konuşmanın tartışmasını yapacağız ama belki ayrılan olur aramızda diye şimdiden söylemek istiyorum. Öncelikle e, Ümit Hocam'a soru var mı yoksa benim birkaç sorum olacak. E, Mehmet Aracan Sapmaz diyor ki, anormal doktorun karama yaşayan ne kadar süredir kok kullanalım hocam, ne zaman keselim diyor. Aslında bu biraz da hastanın eğer kontraseptif ihtiyacı varsa devam da edebiliriz. Genellikle kullanım dozları olarak 3-6 ay sonrasında bir değerlendirin diye söyleniyor. Eğer hasta memnunsa buna devam edebiliriz ama bir 6 ay sonra kesip duruma da bakılabilir. Hani bunda bir üst limit verilmiyor. Yani biraz da hastanın ihtiyaçlarına, isteğine göre e, değişiyor. Hakan Hocam bir ilaveniz var mı bu soruya? Hayır yok. Kadar... yok. yok e, Aynura Hamidova, minyon medeni yoğun karabasyon hastaya GNR analoğu verilirse flare-up flare etkisine bağlı kanama daha fazla artar mı? Nasıl önleyebiliriz? Um, flare-up etkisini çok fazla görmüyoruz aslında günlük pratiğimizde de kullandığımız kadarınca. Eğer menstrual fazla yaparsak bunu yaklaşık bir iki hafta sonra bir menstrual oluyorlar. Çok fazla değil. Um, ama ondan sonrasında e, ikinci dozdan itibaren eee Kanamaları ciddi anlamda azalıyor. Üçüncü dozdan sonra çoğunlukla aminorayik oluyorlar. Dolayısıyla flare etkisini görmüyoruz diyebilirim. Tabii Antagonist belki... için ne diyorsun bu konuda Ümit? Özür dilerim. <laughs> Antagonist için ne diyorsun? Um, antagonistler tabii etkileri çok hızlı çıktığı için ama pahalı preparatlar tek başına ve her gün enjeksiyonlar. Belki ileride antagonistlerin ülkemizde de oral formları e, gelirse bir opsiyon olabilir mi? Belki ama şu aşamada... Bir çok pahalılar. İkincisi de her gün enjeksiyon. Belki bir baskılama yapılabilir onlarla ama evet. e, elimizde bu anlamda çok veri de yok zaten Hakan abi. Bilmiyorum sizin varsa e, paylaşırsanız yok, hayır. sevinirim. Burada analogları kullanım süresi açısından bir şeyin var mı? Bir, 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 e, dinleyenlere evet, evet. önerin bir şey. Teşekkür var. ederim. Teşekkür ederim bu soru için. Şimdi 6. aydan itibaren edbek tedavi kemikler için yapmak gerekir diye söyleniyor. Ama maks e, 12 ay yani 1 yıl 1 yılın ötesine kullanım önerilmiyor. E, ee, edbek tedavide tek projesin aslında Fatih Hocam'ın sorusu vardı. Hani tek progestinler kullanımı ile ilgili. bunlarda da vazomotor semptomlar üzerine olumlu etkileri bildirilmiş. Belki bu anlamda kullanılabilir. E, progestinler veya pro, e, basitçe e, kombine oral kontraseptifler E artı P bir şekilde kullanılabilir. Ben biraz farklı bir şey yaklaşacağım sayın hocalarım. Miyom nedeniyle genel anadolu kullanmayın derim ben. E, çünkü miyomda sonuçta yapacağınız şey cerrahidir. Bu kadar eğer e, kanamaya yol açıyorsa sadece hasta ameliyat olmak istemiyorsa belki birkaç ay veya ameliyat öncesi vermekte fayda var. Hakan abi konuyu açtığı için söylüyorum. Antagonist için, eregolix için yayınlandı. Hakikaten çok başarılı ama kısa dönem, uzun dönem değil. 3 ile 6 ayda ama bu konu ileride hakikaten e, önümüze gelecek. Ameliyat öncesi ha. kullanım, e, onu vurgulamakta bence fayda var Engin. Çok doğru. Endometre örnekleme Gazi Yıldız sormuş. Genç hasta ne zaman yapmak gerekiyor diyor, karamalarda diyor Ümit Hocam. Genç bir hasta ha. kanıyor. Genç hastalarda aslında e, maligniteden çok hemen şüphelenmiyoruz. Eğer başka bir organik e, maligniteyi düşündürecek bir şey yoksa, herhalde burada burada ultrason çok büyük fayda, endometriumun görünümü fayda. E, eğer endometriyal bir patoloji düşünüyorsak, e, bu illa biyopsi de değil, belki hedeflenmiş biyopsi ya da polibektomi içinde olsa, histeroskopi belki olabilir. Ne zaman ultrasonografik olarak şüphelenildiği zaman e, genç hastalarda yapılabilir. Hakan Hocam bir ilaveniz var mı? Yok. Benim şöyle bir ilavem var. Polikistik over sendromu hastalar özellikle uzun süreli obez ve uygulamayalık hastalara dikkat etmek lazım. Bunlar da erken evre endometrium kanserini daha fazla görüyoruz. Mutlaka bu hastalarda biraz da bana göre, bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama biraz da endometriyel endometreme endikasyonumuz geniş olmalı. Polikistik over sendromu için bazında konuşmuştum. Evet. Ama Engin Hocam bu olgularda da sonuçta ultrasonografi rutinde hemen hemen hepimiz yapıyoruz. E, eğer ultrasonda böyle bir şey görülmediyse veyahut da çok ciddi bir şüphe yoksa yine de yapmayı önerir misiniz yoksa? Ben şöyle yapıyorum. Öneririm çünkü sen de görmüşsündür IBF uğraşıyorsun. E, herhalde son 4-5 senede 4-5 vaka gördüm. Ultrason gerçekten normal. Sadece hiperplazik gibi kalın, kalın ultrason o kadar. Bunlara eğer e, ee, projesteron veriyorum. Eğer bu projesteron yanıt vermezse mutlaka yapıyorum. Mutlaka yapmaya <gülüyor> çalışıyorum. Bu <laughs> iki bence erken evre endometrium, endometrium kanseri için risk faktörü. burada zaman zaman biliyorsunuz infertilite için karşımıza geliyor. Ee, monofazik ürünlerde estradiol valerat potent gücü etinin göre çok düşük değil mi? Estradiol valerat kullanımı lekeleme ve ara kalama şikayetini arttırmaz mı? Arslan Aa, Filizoğlu sormuş. Evet. Erken dönemde gerçekten düzensiz bu tür östrojen e, relatif eksikliği diyelim dilerseniz, ona bağlı olarak e, kanamalar yapabiliyor. Ama e, uzun vadede baktığımızda kesinlikle kanama miktarını azaltıyor. Aslında erken evrede bile asıl sıkıntı östrojen relatif eksikliği kanamaları oluyor. E, ama mens kanamalarını ciddi anlamda erkenden itibaren de azaltıyor ve bir süre sonra bu anormal düzensiz östrojenin relatif eksikliği kanaması da geçiyor. Hakan Hocam bir ilaveniz var mı? Yok. Hayır. Aslı Hanım sormuş. Aslı Yargıcı Gürsoy. 40 yaşından sonra endometriyoz ve sigara kullanım birlikteliğinde diyanogez koagülasyon için risk taşır mı? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ümit söyler misin? Ee, şimdi önce sigarayı bıraksın derim herhalde zaten. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani tabii ki Sorunun şurada yazıyor herhalde ama e, ilk 40 yaşından baş... sonra endometriyoz ve sigara beraber kullanıyor. göz verdiğiniz zaman koagülasyon için risk taşır mı? Tek başına sigara bile risk taşır zaten. Dolayısıyla kullanmasın. için <laughs> içinde kullanmasın. Şöyle diyebiliriz aslında. Bilmiyorum ben şöyle anladım. Şimdi bu kadın sigara içmeye devam etmek istiyor. Öyle anlıyorum ben. Ve endometriyoz var. Yani Diyanogest ve diğer e, benzer e, projesinlerin bir miktar venöz trombozu emboliyi az da olsa arttırma riski var. Belki bunu sormak lazım, bunu şey yapmak lazım. Östrojen gibidir kesinlikle. Ama ben bunlarda kontraindikasyona kabul etmediğim için bunları kullanıyorum. Sadece uyarıyorum hastaları. Bilmiyorum Hakan Hocam ne diyorsun bu konuda siz? Onu ben size benim anlattığım konudaki slaytlarda kısaca vardı. Bir tek diyanogest değil diğer bütün progestegenlerde evet, var bu. Öyle sadece dihidrogesteron da yok. Progestagen olarak dihidrogesteron da yok. ama bütün diğer bütün progestagenlerde belirli oranlarda var. Şimdi i̇şte burada en önemli nokta da şu. Hani bunu şöyle bir anlayış var. Sigara içiyor, yaş faktörü var. bunlar zaten önemli bir e, venüs emboli riski zaten. Şimdi bunu insanlar çoğunlukla bu ilaçları yazacağı zaman şundan çekiniyorlar. Yani ben bunu ile yazacağım. Ola ki bir VT hata geçirirse bu, belki geçirecekti. Benim yazdığım ilaçtan beni sorumlu tutar mı? Bize gelen soruların büyük bir kısmı bu. Ne yapalım? Yani bu konuda ne yapalım? Biz bu hastaya e, bunu e, verelim mi mutlaka? E, Çoğunlukla e, çekince bu yönde oluyor. Ama hani diyanogesti kullanmanın, ee, risk artışı var mı? Bildiğim kadarıyla var. Belirli oranlarda var. Bu nedenle 40 yaşından üzeri, 40 yaşın üzerinde ve sigara içiyorsa bunları kullanırken bence biraz daha dikkatli olmakta fayda var. genelanın yanında koruyucu olarak transermal demiş Rabia Güven. Herhalde Edbek'i soruyor. Ümit hocam ne diyorsunuz? Evet diyorsun? evet. Kullanılabilir. Yani östrojenin herhangi bir formu, düşük formu bu şekilde kullanılabilir. Ha yani burada ideal olan tabi progestin aslında veyahut evet. da Tibolon aslında. E, tibolon yok galiba değil mi şu anda? Tibolon var yok, mı? Türkiye'de yok. yok galiba değil mi? Türkiye'de yok. Yok. Jüvenil kanamada tabii çok önemli bir soru aslında. E, ne yapalım? Kısaca söyleyebilir misiniz e, Ümit Hocam tabii. ve Hakon Hocam? Jüvenil kanamada ne yapıyoruz? Tabii. E, ondan bir üstteki soru da vardı ama e, onu sonra geçeriz olmazsa. Jüvenil kanamada e, akut kanama atağında aslında söylediğim gibi akut kanamalı olgular gibi yaklaşıyoruz. Yani yüksek miktarda ...östrojen ya da kombine oral kontraseptif veriyoruz. 7 gün dozlarını bahsetmiştim. Ondan sonra tapering denilen azaltıcı tarzda... ...eğer tek östrojen verdiysek yanına mutlaka oral kontraseptif... ...kombine oral kontraseptif ekliyoruz ve 21 günde o şekilde gidiyor. Ama mutlaka juvenil kanamalarda koagülasyon problemlerinin... 15-20 civarında olduğunu da hatırlamak lazım... Hakan Hocam? Yok bu konuyu anlattı zaten Ümit. Peki bir tek şunu anlatmak lazım herhalde tekrar anlatmak lazım Ümit Hocam. Jüvenil kalamada %15-20 civarında hematolojik anormallik söz konusu. Mutlaka bunu da göz önüne almak lazım. Başka bir soru Bahar Hanım sormuş Bahar Başar'a. Anormal kanamalarda OKS hangi yaşa kadar kullanılmalı? 40 yaş üzerinde DVD açısından risk var. Risk var. Ne Şimdi oral kontraseptifler artık e eskiden olduğu gibi çok çok yüksek dozlarda değil. Dolayısıyla e, sigara içmiyorsa başka ek bir faktörü yoksa e, çok daha üst yaşlara kadar hatta 50'li yaşlara kadar deniyor. Ama 45 yaşına kadar rahatlıkla kullanılabilir. Bunlarla ilgili bir sıkıntı yok. Ek bir risk faktörü yoksa. Bu önemli. Ek bir risk faktörü yoksa guideline'lar böyle söylüyor. O toplumun menopoz işine kadar rahatlıkla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hakan Hocam bir ilave var mı? Doğru. Yok hayır. Kesinlikle yok. E, Hacer, sevgili Hacer İpek sormuş. Akut kalamada kok artı transelemik asit kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. E, kullanılabilir zaten. E, tek başına da kullanılabilir ama kombine oral konseptikler daha etkili. Aslında hangisinin daha etkiliyle, e, etkili olduğu ile ilgili çok yeterli veri yok elimizde. Ama transelemik asitle birlikte kullanılabilir. Hiçbir e, sıkıntısı yok. Kullanılabilir. Hani evet. illa kullanılsın mı? E, bununla ilgili yeterli veri yok elimizde ama kullanılmasının bir zararı yok. Şey için, özellikle DVT için herhalde sorduğunu tahmin ediyorum çünkü tranexamic asitle ilgili doz özür dilerim sözünüzü böldüm. Doz belirsizliği yani hani akut kullanımlarda e, bazı ülkelerde farklı farklı e, slideste da gösterdiğim gibi o DVT açısından risk var mı yok mu? Bu çok kapalı kutu yani tranexamic asitin şu şu dozları ya da şu kadar süresi şöyle yapar diye elimizde çok bir şey yok. Ama bir miktar yatkınlığı artırıyor. Sanırım soru bununla ilgili. Ama kısa dönem kullanıldığı için ek bir risk faktörü yoksa bu anlamda da bir problem yok. Ben de onu söyleyecektim. Bakın transferik asidin e, kanamadaki etkinliğiyle yayınlar çok az ve çok düşük kalite. Bu çok önemli bir şey. Onun için mutlaka mutlaka çoğunlukla kişisel şeye bağlı, tecrübeye bağlı e, kullanım söz konusu. Bunu gözden almak lazım. Veli hocam, Veli Mimar, mi? Enginciğim pardon. Buyurun. Ben burada bir katkıda bulunacağım. Şunu da Buyurun unutmamak hocam. lazım. Onu çok karıştırılıyor o konu. Ee, Tranexamic asit bir pay inhibitörüdür. Dolayısıyla pıhtılaşma üzerindeki faktörlerden farklı yönde çalışır. Daha çok koagülasyonu çözücü faktörleri e, engelleyen bir şeydir, e, maddedir. Pıhtılaşma sistemi üzerinde çok fazla bir şeysi yoktur. Bu nedenle. E, traneksamik asit kullanımında e, bir pıhtılaşma riskinden e, söz edilir. Aslında çok fazla birebir bağlı bir e, madde değil de tranexamik asit. Mevcut koagülasyon çözümünü engelleyen bir maddedir. Bu yüzden e, radikal cerrahilerde İngiltere'de falan e, traneksamik asit infüzyonu altında cerrahi yaptıklarını da biliyoruz. Yani özellikle... E, lenfadenektomilerde küçük kanamaların, daha doğrusu pıtlaşmaların çözülmesini engellemek amacın, amacıyla e, bunun e, uygulanması sırasında ameliyata devam edildiğini biliyoruz. Bu nedenle traneksamik asit aslında belirli kendine ait olan noktalarda birinci seçenek tedaviler arasında kabul edilir. Ancak e, burada ümitin e, ümite gelen sorudaki olay da şu eğer akut dönemde siz tedavide başarılı olmak istiyorsanız, kanamayı bir anda frenlemek istiyorsanız traneksamik asitle başlanabilir ve bunu durdurduğunuz andan itibaren de olayı kontrol altına aldıktan sonra da o silen devam edilebilir. Yani burada biri birinin yerinden ziyade kullanım zamanları tamam açısından fark var. Teşekkür ederiz. Veli Hocam, Veli Mihmanlı yönetim kurulu üyemiz demiş ki kumadin kullanan opare kalp kapak ve basmanı hastalarda. Kumadin kullanıyor. Kalp kapak ve basmanı var. Anormal kanamalarda bir ana hakkında görüşünüz nedir diyor. Oo, zor soru. Bence. Ee, e, sonuçta bu hastalarda opare kalp kapak ve ret... Yani bir şekilde kanamayı kesmek lazımsa bu hastalarda operasyona kadar bile gidebilir. Levonorgestrel bir e, seçenek olabilir. Bir kontraindikasyon Ötelerin, yok benim bildiğim. E, öteki e, tek şey hani biraz DVT açısından bir sıkıntı yaratır mı e, diye e, bir tereddüt oluşabilir. Hani çok net bir kontraindikasyon olmasa da. Ee, hani o anlamdakini e, açıkçası bir şey söyleyemiyorum DVT açısından ekstra bir risk oluşturup oluşturmayacağını ama kullanılmasında herhalde bir sakınca olmaz. Ee, başka, başka, ne düşünüyorsunuz? Bence bir kontradikasyon yok Hakan hocam. Yok, zaten tedavi alıyor diyor. Doğru değil mi? Yanlış mı duydum? Yani ama yedim yani kullanıyor, e, kullanıyor. kanaması var. Evet. Bence mantıklı bir seçenek. E, Sultan John Darlı sormuş. Endometri nedeniyle genç yaşta bilateral oöforektomiyle hastada östrodiol valerat, dienoges uygun tedavi olur mu diyor. Hasta cerrahi menopoza girmiş öyle anlıyorum ben. Östrodiol valerat, dienoges uygun tedavi olur mu diyor. Hakan hocam siz değil mi? Ben Yani verilme sebebi Hı -hı. ne bu maddelerin? Eee genç 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 yaşta menopoza girmiş geliyor. Yani de, neden estradiol, valerat artı dienoges? Yani buradaki seçmek için. cerrahi değil mi bu vaka? Cerrahi menopoz öyle anlıyorum ben. Cerrahi menopozda acaba bunu kullanabilir miyiz diyor. E, yani preparatı söylemeye çalışıyor. Eee <laughs> e, 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 e. <laughs> kullanabilir miyiz? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Kullanabilirsiniz. Bir sorun yok. Hatta da iyi bir seçenek olabilir. Diğerine bir, bir, sıkıntı yok baktığınız zaman. Bu aslında da HRT amaçlı kullanacaksınız. Bilmiyorum hocam bir ilaveniz var mı? Yok hayır yani kullanılabilir ama özellikle spesifik olarak bunu kullanın diyecek bir durum yok. Bildiğim Aynen öyle. Ee, herhalde evet. Diana Dienogest için özellikle tercih edelim mi? Dienogest'in eee etkisi itibariyle diye söylemiş. Ama Ama şöyle özellikle... bir veri de yok yani. Evet. hastalarda hastalarda HRT yaparken dienogest tercihinde bir veri yok. Hayır, bir veri yok öyle. Evet. Yani onu söylemiyoruz. Ama bu bir alternatif olarak söyleyebiliyoruz değil mi? Ee, hatta diğer e, diğer de. diğer e, şeyleri yeah. de biz e, bu maddeleri de e, belki daha emin progesteronları da devreye sokabilirsiniz östrojeni en azından oral vermeden belki değil mi? Evet. parenteralle giderek. Evet. Fatih Hocam herhalde en iyi dinleyicimiz Fatih Hocam. <laughs> diyor ki kumadin kullanan hastada önce balon sonra medikal ne dersiniz diyor. Ben soruyu anlamadım. Kumadin kullanan hastada önce balon sonra Aa, şey introterin balondan e, bahsetmiş. E, kanamayı kesmek amaçlı e, intratrin yerleştirilmiş yani balonlardan. Ba ba balon ablasyon da olabilir ama balon yerleştirme sıcak balon akut... yok yok akut kanamayı kesmek için eee hmm. intrauterin e, balon yerleştirmesi bir yöntem hmm. olarak kullanılabilir mi? Aslında mantıklı bir seçenek. Eğer çok profuse bir çok akut ve yoğun bir kanama varsa öncelikle herhalde orayı durdurmak için e, balon artı medikal katkıda bulunuyor Fatih Hocam buradan teşekkürler. Evet. Sultan Hanım evet HRT amaçlı ve endometriz endemi amaçlılık. Dediğim gibi demin de söyledik bir opsiyon olabilir. Ee, tam yarım saat geçtik. Son iki dakikamız var. Ee, kapatacağız. Başka soru yoksa hatta şimdi kapatacağız. Bakıyorum başka benim gözden kaçırdığım soru var mı? Ee, bakalım. Ümit Hocam çok basit şunu soracağım ben Çok kısa pratik olsun diye genç arkadaşlarımız için. 22 yaşında bir kadınla, 42 yaşında bir kadın projestoran vereceksiniz kanama için. Bir farklılık olur mu doz ve şey, şey e, tip bakımında? Ee, süre önemli. Burada hep süreyi vurgulamıştık. Ee, aslında çok büyük bir farkı e, yok. Yani bu zaten MPA ya da e, norethisteron tercih edilebilir. Bunlardan bir tanesini tercih edeceğiz açıkçası. Hidrogesteron? Ee, Hidrogesteronla ilgili... E, ee, anormal uterin kanamalarda çok abartılı yani çok sağlam veriler yok ama e, bu da e, uzun süreli kullanılabilir. Daha ziyade oletuar anormal uterin kanamalarda. Yani iki iki tanesinden bir tanesi daha ziyade. Ama bireysel olarak hidrogestrelin e, kullanılmasının e, bir zararı da yok. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. E, artık uyarıyorlar kapat artık diyorlar. Hakan Hocam, Ümit Hocam renk kattınız. Çok teşekkür ederim. Ben çok şey öğrendim gerçekten bu toplantıda. Biz tam teşekkür ederiz. Tam, tam, teşekkür tam tamına iki saat oldu. Sevgili katılan arkadaşlarım, hocalarım, meslektaşlarım çok aktif takip ettiniz. Hakikaten altı sayısını şu an bulmuş durumda. Hala bu saatte. Çok çok teşekkür ediyoruz hepinize. Tüccat İstanbul Yönetim Kurulu adına Perşembe günü aynı etkinliği, aynı katılımı tekrar Özellikle Fatih Hoca'yı burada takip edeceğim. Fatih Hoca'dan bekliyoruz, herkesten bekliyoruz. Saygı ve selamlarımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler, sağ olun.